Akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Gözde, siber güvenlik mühendisi olarak özel bir danışmanlık şirketinde çalışıyorum. Aynı zamanda Yelsek Lab'da genel koordinatörlük yapıyorum. Siber güvenlik başlığında ise eğitmen olarak rol alıyorum. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Verilab işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz AI Security Engineer Bootcamp'imizin son yayınını gerçekleştireceğiz. Bugünkü başlığımız OWASP Machine Learning Security. Kısaca size AI Lab'tan da bahsedip sözü Cihan Hocama bırakacağım. AI Lab, yapay zeka güvenliği ve siber güvenlikte yapay zeka konu başlıklarında faaliyet gösteren bir organizasyon topluluğu aslında. Konuyla ilgili, organizasyonumuzla ilgili daha detaylı bir bilgiye ulaşabilmeniz için sizlere linkleri paylaşıyor olacağım. Tekrar hoş geldiniz. Sözü Cihan Hocama bırakıyorum. Tekrar merhaba. Altıncı kez görenler. Umarım sıkılmamıştır. Her derste farklı konulardan bahsediyoruz. Aramıza yeni katılanlar kendini tanıtabilir mi? Direkt soruyla başlayayım ben. İlk kez bu yayına katılanlar, çünkü 6 bölümlük bir eğitimdi bu. Peki nelerle uğraşıyorsunuz yeni katılan arkadaşlar? Sormamın sebebi o. Yazılım, güvenlik, yapay zeka. Tamam, bir öğretmenimiz var. Yeni katılan arkadaşlar neyle uğraştığını söyleyebilir mi? Yeni katılmak, yazılım, siber güvenlik, yapay zeka, bunlarla neler yapıyorsunuz? Murat, 10 yıldır kamuda meslek lisesinde bilgisayar öğretmeniyim ve bilgisayar mühendisiyim. Yazılım üzerine çalışıyorum. Halime şu an İş arama sürecinde mühendis ve Python öğrenmeye başladım. Açıkçası tam olarak. Peki. Onunla alakalı Halime. Benim YouTube'daki kaynaklardan faydalanabilirsin. Başlangıç seviyeli bir bilgiye ihtiyacın olduğu için 5,5 saatlik bir yapay zekaya başlangıç rehberi, yazılıma başlangıç rehberi ve Python odaklı, veri tabanı odaklı birçok onlarca saatlik eğitim var orada. Onlardan başlayabilirsin. Üniversite birinci sınıfım yazılım alanında geliştiriyorum kendimi demiş Umut. Peki bir de IT çalışanımız var. IT'ye yeni giriş yapacak. Peki. Şu ana kadar ki katılımcılar gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 5 farklı eğitim düzenledik sıfırdan başlayarak. Bu çalışmalarda yapay zeka ile güvenlik bağlamında aklınızda kalan nedir? Bu konuda yorumlarınızı bekleyeceğim. Gürkan, hocam ben yapay zeka alanında yüksek lisans yapmaktayım. Şu an tez konusu olarak mobil biyometrik veriyle kullanıcı tanımlaması üzerine çalışıyorum. Çok iyi. Tamam. Şu ana kadar 5 eğitim gerçekleştirdik.
şu an sonuncusu. Ve bu da Machine Learning Security. Kabaca AI Security diyebiliriz. Birkaç yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Ondan öncesinde zaten yapay zeka, yazılım, siber güvenlik, uzun yıllar ileri seviye projeler yaptım. Ve son yıllarda da güvenlikle yapay zeka birleştirerek hem AI Security hem de Security alanında çalışıyorum. Murat'tan soru var. Diğer eğitimleri nereden izleyebiliriz? Bunu şu an benim YouTube kanalımda da yayınla. İBB'nin YouTube kanalında da yayınla. AISecLab.org'un YouTube kanalında da yayınlanacak. Orada biraz daha elden geçiyor videolar. O yüzden bekletiliyor. Şimdi şu ana kadar siber güvenlik temelleri üzerine konuştuk. Genel bakış. Yapay zeka ya genel bakış yaptık. Sonrasında deep learning temellerini yaptık. Deep learning ile uygulama geliştirdik. Ve deep learning ile siber güvenlik uygulaması geliştirdik dün. Bir SQL injection prediction yaptık uygulamalı bir şekilde. Şimdi de machine learning security yapacağız ve bununla alakalı açıkçası şu an Türkiye'deki ilk etkinliğe katılıyorsunuz. Genel açık yapılan ilk etkinlik. Kapalı olarak da zaten gene biz yapıyorduk bunu. Bu alanda birkaç yıldır kurumsal, kamu kurumları ve organizasyon olarak profesyonel eğitimler, etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye yapay zeka ve güvenliği birleştirme konusunda bir sektörün yeni bir alanını açmaya çalışıyoruz. Siber güvenlik başlığı altında bilirsiniz birçok başlık var. Normal bir sistem network security de bunun içerisine dahil edilir. Bir blockchain security de bunun içerisine dahildir. Ya da veri tabanı security falan. Bunlar farklı başlıkları. Biz buna yapay zeka güvenliğini ve siber güvenlikte yapay zekayı dahil ediyoruz şu an. İki tarafta da uzun yıllar özellikle yazılım geliştirme odaklı çalışmalar yaptığımız için bunları birleştirebilme konusunda kendimize güveniyoruz açıkçası. Bu alanda oluşturduğumuz bir AISecLab organizasyonu var. Bildiğiniz gibi bu siber güvenlikle yapay zekayı birleştiren tek organizasyon. Orada eğitimler, ücretsiz eğitimler, etkinlikler yapıyoruz, proje danışmanlıklar yapıyoruz vesaire. Gözde de aynı şekilde oradan hem koordinatör hem de teknik sistem seviyeli güvenlik ya da siber güvenlik ürünleri odağında eğitimler veren bir teknik uzman. Kendisine dolaşabilirsiniz konuyla alakalı. Daha birçok eğitmen arkadaşımız orada yardımcı oluyor. Bugün yapay zeka güvenliğine bakacağız. Fakat öncesinde benim birden fazla video kaydım da var. Bunlar aslında son 1,5-2 senede yaptığım webinarların kayıtları diyelim. Bu kayıtları da inceleyebilirsiniz. AI Security başlıkları altında benim YouTube'da yayınlanıyor. Onları da gösteririm. Orada da farklı açıdan anlatıyoruz. Tabii bugün OWASP Machine Learning Security konseptini inceleyeceğiz. O bahsettiğim webinarları yaparken henüz OWASP'ın Machine Learning Security çalışması yoktu. Şu an bile zaten 0,2 seviyesinde pre-release olarak geçiyor. Normalde 1.0 versiyonu olması gerekiyor. 0,2 versiyon demek aslında olgunlaşmaktan çok geride şu an. Fakat gene de kabaca hiç bilmeyenler için bir kategorize edilmiş bilgi var. O yüzden değerli bir kaynak. Daha önceki kayıtları izlerken hani böyle bir çalışmadan bahsetmediğimde bunun sebebini söylemiş oluyorum aynı zamanda. O zaman bu çalışmalar yoktu. Bir soru gelmiş Tuğberk'ten. Hocam en çok beklediğim bölüm buydu diyor. Peki Tuğberk. LLM Gen AI yani Generative AI Product Development ile uğraşıyorum. Belki biliyorsunuzdur AI, ML, Security, Adversarial Machine Learning Attacks and Robust AI konularıyla ilgileniyorum. Belki biliyor olabilirim Tuğberk. Onlardan da bahsedebilirim. LLM tarafında da LLM Security gene çevirimiz var. Bizim AISecLab.org üzerinde. Onu da umarım okumuşsundur Tuğberk.
Şimdi ben ekranımı paylaşayım, bir yandan da sohbet edeceğiz. Aralarda farklı sorular olacak. Burada 2 saat içerisinde çok çok derin bir şekilde OWASP Machine Learning Security'yi bitirebilmemiz pek mümkün değil. Yani tecrübe aktarım kısmı bile saatler sürebilir. Kendi yaptığım araştırmalardan, çalışmalardan ve bildiğiniz gibi SafeBox tarafında ciddi ileri projeler geliştiriyoruz. O tarafta elde ettiğimiz tecrübeler haliyle çok fazla. Bunları kısa sürede aktaramayız ama genel olarak mantığı aktarmaya çalışacağım size. Katılımcılarımız gelmeye devam ediyor. Sorularınızı gene chat üzerinden benimle paylaşırsınız. Şöyle her zamanki gibi CNSen.com üzerinden başladım. Bunu başlatmamın sebebi burada çok fazla kaynağa link var. Benim kendi kaynaklarıma. Mesela şurada SlideShare üzerinde incelemenizi önereceğim yapay zeka ile alakalı ve bunun güvenliği ile alakalı birçok sunumum var zaten birkaç yıldır yaptığım çalışmalarda. Mesela geçen sene burada geçen sene yayınladım ama birkaç yıldır anlattığım Machine Learning as a Services var. Epey de görüntülenme almış. Bu detaylı bir içerik. Bu production tarafını araştıranlar için güzel bir başlangıç. Mobil uygulama güvenliği. Gene OWASP konsepti üzerinde anlatıyorum. AI Security var bir tane. Bu 1 yıl önce. Fakat birden fazla vardı. Burada değil. Sanırım diğer taraftaydı. Burada da şöyle bakabilirsiniz. Mesela bu da detaylı. AI and Machine Learning. Today's Implementation Realities. Gördüğünüz gibi. Bu 213 sayfalık bir şey. Bunu inceleyebilirsiniz. Genel yapay zeka ile alakalı. Ve daha birçok şey var. Şurada OWASP'ın güvenli yazılım geliştirme ve temel veri güvenliği unsurları var. Bunlar da detaylı. Yıllardır güvenli uygulama geliştirme ve güvenlik eğitimleri verdiğim için oralarda kullandığım sunumları biraz paylaştım. Artık kullanmadığım sunumları, birkaç yıl kullanıyorum diyelim. Artık kullanmadığım ya da yeni versiyonunu yaptığım sunumları yayınlıyorum. AI-SecLab içerisinde de birçok eğitim var. Bu eğitimler incelenebilir. Şurada da dokümanlar kısmı size ilk olarak önereceğim. Mesela gene OWASP'ın LLM dediğimiz bu Large Language Model, ChatGPT gibi şeyler için hazırladığı bir top 10 listesi var. Versiyon 1 bu. Bu yani olgun seviyesi demek. Bunu inceleyebilirsiniz. Şöyle de açayım göstereyim. 34 sayfalık bir şey. Gayet de güzel. Bizim Türkçeleştirme ekibi tarafından Türkçeleştirildi. İngilizce'de zorlananlar buradan takip edebilir. OWASP'ın Mobile Top 10'i aynı şekilde buradan inceleyebilirsiniz. Sonra biz buradaki şu doküman üzerinden ilerleyeceğiz. OWASP Machine Learning Security Top 10. Gördüğünüz gibi 0.2 versiyonu. Bu parallelize dediğim gibi. Genel olarak graph mod diyoruz bunlara. Henüz olgun değil. Zamanla olgunlaştıkça biz Türkçesini gene çeviriyor olacağız. Diğerlerini de inceleyebilirsiniz. Bunları geçiyorum. Bir web sitesi üzerinden, OWASP'ın web sitesi üzerinden de gene Machine Learning Security Top 10 şu şekilde görünüyor. Burada bazen isimler falan değişebiliyor bu arada. Çünkü yeni oluyor ya. Bir isim veriyorlar, başlar sonradan değiştiriliyor falan. Farkında bile olmuyorsunuz. Versiyon atlamadan değiştiriliyor. Şurada web sitesi var. ml.top10.info. Burada da bir web kaynağı olarak, site olarak görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Şu şekilde. Mesela Membership Inference Attack diyelim. Open source olduğu için şuradan GitHub'a ulaşabilirsiniz. Doğrudan oradan dokümanlara bakılabilir. GitHub'ı da burası. Görüldüğü üzere şurada dokümanlar vesaire çok sık güncelleniyor. Çünkü henüz başlangıç aşamasında bu çalışma. Buradan ilerleyeceğiz. Top 10 Machine Learning Security Risks adı altında gene OWASP temelleri eğitimimden oraya katılanların hatırlayacağı üzere gene 10 tane zafiyete odaklanıyor burası. Bu yapay zeka odaklanıyor. Input Manipulation Attack, Data Poisoning Attack, Model Inversion Attack, işte Membership Inference Attack, Model Stealing, model çalma vesaire. AI Supply Chain Attacks, Transfer Learning Attacks, Model Skewing ve Output Integrity Attack. Bir de Model Poisoning
Bunların her birisi çok derin. Genel olarak yapay zeka güvenliği ile alakalı. Şunu söyleyebilirim. Çok fazla zafiyet var. Ve bu zafiyetlerin %50'si bir şekilde elden geçirilebiliyorsa, diğer %50'si çözümü zor olabilir. Yani çözümü teknik olarak mümkün olabilir bazılarının, bu yapay zeka zafiyetlerinin. Fakat maliyeti yüksek olabilir. Ya da çözümü henüz olmayan zafiyetler de var. Bu nedenle %100 güvenlik, mesela sistem network seviyesinde %100 gene olmaz tabii ki hiçbirinde de. Mantık, standartlar, protokoller ve yazılımlar vesaire bunlar genel olarak çok olgunlaştığı için o tarafta işi gerçekten çok iyi bilen, çok sağlam ekiplerle, doğru ürünlerle, doğru tekniklerle, mimarilerle o tarafta güvenliği %99'u zorlayabilirsiniz. %100'ü gene olmaz çünkü zero day diye bir şey var. Yani. Fakat yapay zekada %99'a yaklaşabilmen imkansız bir şey. Mümkün değil. Çok çok fazla güvenlik zafiyeti var ve yenileri gelmeye devam ediyor. Henüz Ar-Ge aşamasında olan bir alan. Ve diğer tarafı bir çözüm yöntemi olan bir şey değil. Algoritma seviyesinde farklı zafiyetleri farklı şekillerde korumanız gerekebilen, manipülasyona karşı korumanız gerekebilen bir alandan bahsediyoruz. Sıradan bir yazılım altyapısı değil. Bazen şunu diyebiliyorlar. Bir tool olsa mesela, bir araç olsa, bu araçta biz benim yapay zekamı, şimdi birisi burası, benim yapay zekamı işte korusa falan, keşke öyle bir şey olsa. Ama yok öyle bir, yani Google da yapamaz bunu. Çünkü teknik olarak mümkün değil şu an. Sebebi de bunun içerisinde çok çok fazla, çok karmaşık zafiyet sebepleri var. Birincisi algoritmanın kendisi. İkincisi algoritmanın nasıl implemente edildi. Üçüncüsü onun verisi. Ve bu sadece temel seviyedeki modelin güvenliği ile alakalı üç tane ana başlık. Bunun haricinde genel bütün zafiyetlerden sorumlu bu altyapı. Bunlardan kabaca bahsedeceğiz. Başlangıçta sormak istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle giriş aşamasında. Benim olacak hocam ilerleyen Tamam. şeylerde, sürelerde. Tamam. Ben bazı kaynaklar göstereceğim. Ufak ufak gireceğiz. Tamam, en sonda. En sonunu bekleyen bir arkadaş var Murat. En sonunda soracağım. Bekleyeceğim son saniyeye kadar. Tam bitirelim demeden kapatsak falan yayını. Murat kalır orada. Biz gideriz Murat Ali. Peki. Şimdi dokümanımız bu. Kabaca zaten başlıkları söyledim. Normalde ben standart olarak İngilizce içerikler, orijinal içerik üzerinden anlatırım. Bizim uygulamalı eğitimlerde de içerikleri, yani İngilizce içerikleri okuyarak, tabii Türkçe anlatıyoruz ama burada genele hitap edebilmek için herkes hızlı bir şekilde anlasın diye kısa sürede Türkçe doküman üzerinden aktaracağım. Siz de bunu referans oluşturabilirsiniz. Burada başlıkları görebiliyorsunuz. Toplamda zaten 24 sayfalık bir şey. Türkçeleştirmesinde de isimler şöyle oluyor. ML012 vesaire diye bakabilirsiniz. Mesela düşmanca saldırı. Bu aslında burada isimler değişiyor. Mesela isim değişmeden önce adversarial attack diyordu. ML01'de adversarial attack vardı. Sonradan adversarial attack zaten bana göre çok mantıklı değildi. Sebebi de birçok zafiyete adversarial attack diyoruz yapay zekada. ML01'e adversarial attack dedim mi o zaman diğerleri niye var gibi bir soru ortaya çıkabilirdi. Bu nedenle adversarial attack'a genel bir tabir olarak yerleştirdiler doküman içerisine. Fakat bizim ekibin tercümesini yaptığı doküman buradaki önceki doküman oluyor. İsim değiştirilmemiş hali. Orada da adversarial attack yazıyordu. Bu nedenle düşmanca saldırı başlığı var. İçerik çok değişmedi. İçerik değişmedi hatta. Ona takılmayın yani. Bir tanım var.
saldırı senaryosu var ve nasıl önlenir var. Standart olarak böyle ilerleyeceğiz. Ben burada mümkün olduğunca başlığı aktarıp, hızlı bir şekilde teorisini aktarıp sonra tecrübe kısmını teknik analiz yaparak anlatmaya çalışacağım. Gidişat böyle olacak. Sonra Gözde bazı sorular soracak. Sonra ben bazılarına cevap vermek istemeyeceğim. Yani. Sonra duymamazlıktan gideceğim gibi şeyler. Çeviri ekibimize de ayrıca teşekkürler. Diğer çalışmalarda da. ML-01 düşmanca saldırı. Adversary attack dediğimiz. Fakat sonradan değişti bahsettiğim üzere. Burada kategori de şöyle. Tehdit aracıları, saldırı vektörleri kısmı var. Güvenlik zafiyetleri kısmı var. Etki kısmı var. Biraz anlaşılması ilk başta zor görünüyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde aktarayım ben. Sömürülebilirlik, exploitation. Bu şu demek oluyor. Bir güvenlik saldırısı gerçekleşirken bir zafiyeti bulursunuz. Bu her seviyede böyledir. Her güvenlik başlığında böyledir. Sistem de olsa, web de olsa aynı. O zafiyeti bulursunuz. Sonra onun manipülasyon tekniklerini analiz edersiniz, çıkarımlarsınız. Sonra da bunu otomatik yapabilecek ya da hızlı bir şekilde yapabilecek bir yazılım geliştirirsiniz. Bir kod, script. Bu da exploit oluyor. Onu sisteme saldırı amacıyla kullanma sürecine de exploitation deniyor. Sömürmek aslında exploit ve Türkçesinde sömürmek. Sömürülmesi kolay mı sorusu? Evet. Bu seviye 5'miş. Sömürülmesi kolay bir şeymiş bu. Sonrasında tehdit aracısı kısmında şurada. Bunları da okuyacağım. Tehdit aracısı mesela bu düşmanca saldırıda neymiş? Derin öğrenme ve görüntü işleme teknikleri bilgisine sahip saldırgan. Benden bahsediyor. Ya da AI Techlab tarafında yapay zeka odaklı saldırı yapmayı öğrenen arkadaşları kastediyor. Sizi saldırgan diyorlar. Ama saldırmadan nasıl savunacaksın, değil mi? Derin öğrenme işte deep learning. Biz hep başından beri deep learning anlattık ya. Ve görüntü işleme. Computer vision tekniklerini bu konularda bilgi sahibi olması gerekiyor. Sebebi de her zaman olmak zorunda olmasa da genellikle bu görüntü odaklı. Mesela deep learning'de yüz tanıma sistemi geliştiriyorsunuz. Bu yüz tanıma sisteminde onu manipüle etme tekniklerini kullanarak biz içerisine zafiyet enjekte ettiğimiz ya da noise eklediğimiz, perturbation diyoruz, zehirlediğimiz bir verinin modele gönderilmesi ve onu manipüle etmesi süreciyle alakalı. Haliyle biz orada görsel veriyi kullandığımız için eğitim sürecinde bizim zehirlediğimiz, manipüle ettiğimiz veriyi kullandığımız için sistemin manipüle edilmesine sebep oluyor. Yapay zekada yanlış kararlar veriyor. Düşmanca saldırı kabaca bu. Saldırı vektörü meşru bir görüntüye benzeyen, kasıtlı olarak hazırlanmış düşmanca görüntü. Gene bizden bahsediyor. Ama sürekli kötü şeylerden bahsediyor. Düşman diyor bize mesela. Şimdi kasıtlı olarak hazırlanmış, kötü amaçla tasarlanmış bir görsel veri. Bunu benim YouTube'daki Cyber AI demolarımda ki Cyber AI de aslında AI Security ile Security AI'ın çatı isimlendirilmesi denebilir. İsimler değişebiliyor. Zaman içerisinde farklı isimlendirme kullanılıyor. AI Security, Cyber AI. Mesela ben Offensive AI'yi tercih ederim. Sebebi farklı. Bunların hepsini kapsadığı için Offensive AI. Burada bir görüntü varmış ve bu görüntü planlı bir şekilde kötü amaçla tasarlanmış ve yapay zeka modeline gönderilmiş. O da bunu modeli manipüle etme amacıyla kullanmış. Güvenlik zafiyetleri tespit edilebilirlik seviyesi 3'müş. Düşmanca görüntü çıplak gözle fark edilmeyebilir. Bu da saldırının tespit edilmesini zorlaştırır. %100 çıplak gözle görülmez diyemiyoruz. Bazılarında teknik olarak anlaşılabiliyor. Evet. Çünkü gene benim YouTube'daki şuradaki demolara bakarsanız, bakın şurada Offensive AI demo bu değil. Guns Adversarial Attack deniyor. Bu Generative Adversarial Network ile bu algoritmayla. Tabii ki burada da şunu karıştırmamak lazım. Günümüzde Generative AI diye lanse edilen mesela LLM, open source LLM'ler var diyelim. Bunu kullanma kısmı var. Onu geliştirmeyle alakalı hiçbir bilgiye ihtiyacınız yok. Sadece kullanıyorsunuz. Ondan sonra ben Generative AI kullanıyorum deniyor. Aslında kullanmıyor.
Yani ya da şöyle diyebiliriz. Kullanıyor ama geliştirmiyor. Generatif AI uzmanı falan değil. Orada LLM taraflı bir araştırma yapıyor. Prompt engineering'le uğraşıyor vesaire. GAN dediğimiz şey generatif AI yapan algoritmanın temeli aslında. Generative Adversarial Network deniyor bunlara. Bununla bir saldırı düzenleniyor. AI hacking başlığı bu. Onun demosunu inceleyebilirsiniz. Ve Attack on Image mesela şu bir video düzelteyim bir resim üzerine GAN ile yani CNN ile geliştirilmiş, Convolutional Neural Network ile geliştirilmiş bir görsel veri anlamlandıran yapay zeka modeli üzerine GAN ile zararlı veriler, zehirlediğim verileri üreterek, generate ederek saldırmasını istiyorum. Burada onun demosu var. Vesaire. Bunlara bakabilirsiniz. Burada çıplak gözle fark edilmeyebilir, doğru. Fakat işi bilen birisi biraz anlayabilir. Her senaryoda anlayamaz. Onu kabul ediyorum. Bazıları çok çok ustalıkla hazırlanmıştır. İki resim arasındaki farkı gözle göremezsiniz ama arka tarafta pikseller değiştirilmiştir yapay zeka tarafından. Orada da basitçe şöyle oluyor. Burada herhangi bir görsel olmadığı için ben size tarif edeyim. Bir diyelim ki kedinin görseli var. Ben o kedinin içerisinden bazı pikselleri ekstrak ediyorum. Planlı bir şekilde. Bunu ben perturbation olarak alıyorum. Yani noise verisi olarak alıyorum. Sonra bunu hedeflediğim bir yapay zeka modelinde diyorum ki mesela deve sınıflandırmasını ben deve değil kedi olarak yapmasını istiyorum modelin. O zaman burada bir süreç var. İşte aldığım noise verisini hedefli planlı bir şekilde sistemi manipüle etmek için kullanıyorum. Bu çok çok kritik. Her şeyde tehlike oluşturabilir. Derin öğrenme modelinin görüntüleri doğru bir şekilde sınıflandırma yeteneğindeki güvenlik açığı. Az önce bahsettiğim şey tam olarak. Etki, saldırı derin öğrenme ve görüntü işleme teknikleri hakkında teknik bilgi gerektirir. Kesinlikle. Yapay zeka bilmeden, tabii ki bu senaryoda bir de computer vision var. Bunların ikisini bilmeden bu alanda hiçbir şey yapılamaz. Tabii ki yazılımı zaten saymıyoruz bile. Yazılım doğal olarak bilinmesi gereken şey. Görüntünün yanlış sınıflandırılması. Bu arada hiçbir şey yapılamazdan kastım. Mesela bir avukattan bahsetmiyoruz. Şimdi avukat bu teknikleri teorik olarak biliyorsa AI safety başlığı altında bunun polisi tarafında %100 bundan faydalanabilir. Biz bunu gerçekten teknik olarak bir şey yapandan bahsediyoruz. Bunu manipülasyon amacıyla kullanacak olandan, pentest yapacak olandan. Mesela AI Red Teaming diye bir şey var. Gene Türkiye'de ilk kez biz yapıyoruz bunu. SafeBox girişimimizde. Ve bunun eğitimlerini de başlatacağız önümüzdeki yıl. AI Red Team başlığı. Bu aslında AI pentest. Yapay zekanın pentestinin yapılması. Dünyada çok çok az bunu yapabilen ekip var. Gerçekten az. Çok zorlu bir alan vesaire. O tarafta da çalışmalar mümkün. Görüntünün yanlış sınıflandırılması etki olarak güvenliğin atlanmasına ve sisteme zarar verilmesine sebep olur. Tanım kısmına bakalım. Düşmanca saldırılar, yani adversary attack diyor. Bir saldırganın modeli yanıltmak için giriş verilerini kasıtlı olarak değiştirdiği bir saldırı türüdür. Tam olarak bizim yaptığımız şey. Planlı bir şekilde sistemi manipüle etme amacıyla bizim gönderdiğimiz veriyi manipülasyon olarak kullanıyoruz. Burada şöyle bir durum var. Eski güvenlik düşüncesiyle düşünen, standart olarak bu şekilde bakan hemen her güvenlikçi ya da teknik uzman şöyle bakıyor. Kapalı network diye bir tabir vardır. Bu yani sektörde uzun yıllardır bilinen bir şeydir. Kapalı network. Bunun anlamı şu. Benim lokal bir network'üm var. Bu network dışarıya açık değil. Haliyle açık olmadığı için de ben hacklenmem diyor. Mantıken doğru bir yaklaşım. Fakat 20 yıl önce öyleydi, 10 yıl önce öyleydi falan ya. Yapay zeka kullanıyorsan orada bu öyle değil. Mesela aynı şey savunma sanayinde de birkaç yıldır uygulamalı yapay zeka eğitimleri veriyorum farklı kurumlara. Yani sonuçta savunma sanayi bu özel bir iştirak değil, devletin kurumları falan. O yüzden her gittiğim yerde planın dışında olarak AI security de anlatıyorum. En azından sunum, onun varlığını aktarmaya çalışıyorum falan.
Bundan önce sorduğumda standart olarak şunu diyorlar. Mesela bir insansız kara aracı, insansız hava aracı, insansız tank da olabilir. Bunların yapay zekası tarafında yapay zeka kullanmak istedikleri var, kullandıkları var vesaire. Ben bunlar hacklenebilir dediğimde o ekipler mesela roket ekibi ya da şunu diyebiliyor. Yani kapalı network, dışarıda ne işitmiyor ki filan. Hacklenmeyi istiyor. Fakat gerçek şu. Yapay zeka dediğim şey dışarıdan aldığı veriyle anlam üreterek bir aksiyon alıyor. Dışarıdan aldığı veri ne? Sensörden aldığı veri. Senin burada internete herhangi bir şekilde bağlantı ihtiyacın var mı? Yok. Sensörden veri geliyor. Sensörden veriyi engelleyemezsin. Değil mi? Sormaya gerek yok. Engelleyemezsin. Çünkü ona göre aksiyon alacak o araç. Bunu yapmak zorundasın. Ya da bir kamera var. O kameradan görüntü alacaksın. Senin internete bağlı olmana gerek var mı? Ya da herhangi bir network'e? Hayır. Kamera çalışmak zorunda mı? Evet. Tamam. Ben oradan gelen görüntüye sızarak sana manipülasyon görüntüsü gönderiyorum zaten. Senin anlam üretecek olan yapay zeka. Bunu bildiğin eski tekniklerle bunu koruyamazsın ki. İmkansız bir şey. Ya da herhangi bir frekans verisi aynı şey. Ses verisi aynı. Metinsel veri aynı. Bunların hepsi bu tür sistemleri gayet güzel bir şekilde hackleyebiliyor. İnsansız otomobiller bile hackleniyor arkadaşlar. Onları geliştiren ekipler gerçekten çok sağlam. Dünyada. Yani Tesla altyapısını geliştirenler, işi gerçekten yapanlar. Yapay zeka mantığını çok iyi kullananlar. Fakat fark etmez onlar da hackleniyor. Şimdi ben şunu bitireyim. Sonra sanırım bir soru var. Oradan bir yorumla gideriz. Düşmanca saldırı bu. Genel olarak adversary attack deniyor. Benim önceki eski sunumlarıma baktığınızda adversary attack başlığını çok daha detaylı anlarsınız. Bir saldırganın modelini yaratmak için vesaire. Peki saldırı senaryoları nedir? Bir, görüntü sınıflandırma. Image classification, video classification falan. Derin öğrenme modeli, görüntüleri, mesela köpek ve kediler, cats and dogs diye datasetler de var. Gibi farklı kategorileri ayırmak için eğitilmiş bir modelimiz varmış. Bir saldırgan, bir kedinin meşru görüntüsüne benzeyen, çok benzeyen, düşmanca bir görüntü oluşturur. Bir saldırgan, gene sanırım benden bahsediyor. Bir kedinin aslında normal, standart bir görüntüsüne çok benzeyen adversarial, düşmanca bir görüntü oluşturuyormuş şu. Ancak modelin onu bir köpek olarak yanlış sınıflandırmasına neden olan küçük, özenle hazırlanmış karışıklıklarla diyor da bu tercümelerde bazen hata olabiliyor. Çok teknik şeyler olduğu için. Açıkçası onu ekipler bazen nasıl çevireceğini bilmeyebiliyor. Çok özenle hazırlanmış karışıklıklar dedi aslında perturbation'lar burada. Ben onları tarif edeyim size. Köpek olarak yanlış sınıflandırmasına neden olur. Burada bahsettiğimiz şey şu. Bir yapay zeka modelini yanlış yönlendirmeden önce ilk önce onun güven azaltma teknikleri vardır. Yani şu oluyor. Mesela kedi ile köpek arasında ben diyorum ki kedi tanımını köpek olarak tanısın diyeceğim. Bunu öğreteceğim ben. Manipüle edeceğim yapay zekayı. O zaman önce şunu yapmam lazım. Kedinin olasılığı kaç? Mesela accuracy değeri kaç bizim modelde? %95 diyelim. Ben diyorum ki ilk önce onun kedi olmadığına ikna etmem lazım. Aslında güvenini azaltmam gerekiyor. Ne kadar? Mesela %45, %50 seviyesine geriletmem lazım. Bu nedenle de güven azaltma teknikleriyle önce ilk saldırıyı yaparız bu senaryoda. Güvenini azaltırız modelin. Sonrasında da asıl saldırıyı yaparız. Burada da artık misclassification deniyor. Yanlış sınıflandırmasının gerçekleşeceği saldırı aşaması. Oradaki senaryo bu. Yanlış sınıflandırma, misclassification dediğimizin temel yaklaşımı, altyapısı böyle hazırlanıyor. Model gerçek dünya ortamında dağıtıldığında, distribüte edildiğinde saldırgan güvenlik önlemlerini atlamak veya sisteme zarar vermek için düşmanca görüntü yani adversarial imajı kullanabilir. Evet. Diğer örnek neymiş? Network'e, bu bildiğimiz bilgisayar network'ü, izinsiz giriş algılama. Bunları IPS, IDS vesaire diye bulabilirsiniz.
Bir derin öğrenme modeli varmış. Yine bir ağdaki izinsiz girişleri algılamak için eğitilir bu. Çok üzerinde çalışabildiğimiz şeylerden birisidir bu. Network'e izinsiz erişimleri fark edebilen, detect edebilen yapay zeka. Saldırgan paketleri, yani network paketlerini ağdan gelen modelin izinsiz giriş algılama sisteminden kaçacak şekilde dikkatli bir şekilde oluşturarak düşmanca ağ trafiği oluşturur. Aslında adversarial network traffic orijinal adı. Bu şu demek oluyor. Bir yapay zeka var. Network trafiği üzerinden anlam çıkartıyor ve aksiyon alıyor. Sonuçta bu aslında log odaklı bir veri. Yani loglardan sisteme kaydedilen loglar. Bu illa bir TXT dosyası olmak zorunda değil. Network'te bilgisayardan akan log kayıtları. Biz bunları alabiliyoruz. Aldığımda da ben onu yanlış yönlendirme yaparak yapay zekanın aldatılmasını sağlayabiliyorum. Çok zor bir şey değil aslında. Burada da küçük bir açıklama yapıyor. Saldırgan diyor, ağ trafiğinin mesela kaynak IP adresi, hedef IP adresi veya yük gibi özelliklerini izinsiz giriş algılama sistemi tarafından algılanmayacak şekilde işleyebilir. Örneğin saldırgan kaynak IP adresini bir proxy sunucusunun arkasına gizleyebilir veya ağ trafiğinin yükünü şifreleyebilir. Bu tür saldırılara saldırıların veri hırsızlığına, sistemin tehlikeye girmesine veya diğer hasar biçimlerine yol açabileceğini ciddi şekilde ciddi sonuçlara sebep olabilir. Bu aslında sadece bu değil. Çok çok daha farklı tekniklerle bu o manipülasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Bu çok basit bir örnek vermiş burada. O görünen ağ IP adresini diyelim ki arka tarafta fark ediyor bu yapay zeka saldırganı. Ondan sonra verinin kendisine değil, verinin referans ettiği proxy'yi, yani arka tarafındaki kullandığı proxy'yi mesela manipüle edebilir. Bu aslında elinde veri olduğu anlamına geliyor. Veri seti içerisindeki veri bunun elindeymiş bu saldırganın. Fakat çok daha farklı tekniklerle aldatılabilir. Nasıl önlenirmiş? Düşmanca eğitim, bu aslında adversarial training olarak araştırın. Düşmanca saldırılara karşı savunmaya yönelik bir yaklaşımdır. Modeli düşmanca örnekler üzerinden eğitmektir. Bu modelin saldırılara karşı daha sağlam hale gelmesine ve yanlış yönlendirilmeye karşı duyarlılığını azaltmasına yardımcı olur. Bu şu demek aslında. Düşmanca saldırılara karşı savunmaya yönelik bir yaklaşım, modeli düşmanca örnekler üzerinden eğitmek. Basit söyleyeyim. Bir veri setiniz var, modeliniz var, geliştirdiniz ve bunlar nasıl ekleniyor? Adversarial atak tekniğiyle. Ve bunun için de kullanacağımız tekniği söyledik. Buradaki durum şu. Madem adversarial atağa zafiyetlere açık, o zaman ben bunun güvenlik tarafını tasarlayan kişi olarak, güvenliğini sağlayacak olan kişi olarak adversarial examples üretirim bilinçli olarak ve adversarial training yaparım. Yani bilinçli olarak zararlı, zehirli olan ve manipülasyon amacıyla tasarlanmış veriler üretirim. Ve ben kendi modelimi eğitirim bununla. Onun yanlış, misclassification ya da zararlı olduğunu öğretirim. Bu belli bir şeye karşı korur. Ve daha detayları var. Mesela sağlam modeller, robust models diye aratabilirsiniz. Giriş doğrulaması, input validation gibi. Bunları geçiyorum. Her bir başlığa girmeyeceğim. Şimdi sorumuz varsa alayım. Şöyle hocam bir sorumuz var. Hocam o zaman Rosatom'un hacklenemeyiz, güvenliyiz çünkü dışarıya internetimiz kapalı argümanı da çok sağlam bir iddia değil gibi bir yorum gelmiş. Onu söyleyeyim. Diğer soru hocam benim sorum dosya. Rosatom, bir dakika. Rosatom şey miydi? Nükleer firmasından bahsediyorum. Rusya'nın nükleer santrali. Doğru mu? Evet hocam. Ha, evet. Rosatom'un hacklenmesi güvenli çünkü dışarıya. Şöyle, yapay zeka kullanıyorsa bizim dediğimiz senaryo geçerli. Kullanmıyorsa sorun yok. Yani haklı olabilirler. Bizim senaryo yapay zeka kullanma senaryosu.
Orada da herhalde bir 10 küsur yıl önce nükleer reaktör safety diye bir kurs bitirmiştim. Yani nükleer reaktör güvenliği. Bu Stanford'ın mıydı? MIT'nin mi? Tam hatırlamıyorum. Onların OpenCourseWare üzerinden yayınladıkları bir içerikti. Oraları inceleyebilirsiniz eğer odaklandığınız bir şey varsa. Rusların nükleer altyapı tasarımları dünyanın diğer bu alanda üreten nükleer reaktör üretenlerden çok çok ileri. Güvenlik altyapılarının tasarımları çok ileri seviye. O alanda iyiler. Ve kendileri hacking tarafında bayağı iyi oldukları için herhalde bu tür kritik sistemleri, mission critical systems dediğim şeyleri elektronik bile yapmıyorlar. Bunu söylememin sebebi özellikle bu. Elektronik bile yapmıyor ki mekanik olsun. Çünkü sonucunda devasa bir kıyma sebep olabilir. Elektronik olursa elektronik saldırılara karşı vesaire de zafiyet olacak. Yazılımsal saldırılara da güvenlik zafiyetlerine karşı açık olacak. Fakat mekanik bir ortamda bu saldırılar yapılamaz. Bu nedenle kendi nükleer silahlarının bile altyapıları ya da kritik sistemlerin altyapıları halen daha Sovyetler döneminden kalan mekanik teknolojilerle yönetiliyor. Bunu yapmayan mesela Amerika'nın örneğinde sanırım birkaç yıl önce Trump dönemiydi. Hatta bir şey ortaya atılıyor. Neredeyse Amerika'nın nükleer silahlarının ateşleneceği seviyeye kadar hacklenmişler. Artık onu saldırganlar mı yapmadı yoksa bir şekilde yönetildi mi? Genellikle saldırganların yapmaması pek mümkün değil. Yani hani oraya kadar getirmiştir belki tehdit amacıyla kullanmıştır. Bu ayrı. Hani oraya kadar gelen birisini orada artık fark edemezsin. Bu pek kolay değil. Adam zaten usta. Adamlar yani ekip. O yüzden mesela işte Trump'ın yer altındaki bir yerlere çekilmesi şu bu vesaire bunlar. Yani elektroniği açıksa yani saldırıya açıksın gibi bir senaryo. Bir soru daha Başka? gelmiş hocam. Hocam benim sorum da OCR'a yönelik. OCR'da tespit edilen metin bir değişken üzerinden bize geliyor. Şimdilik o değişkenin STR tipinde olduğunu düşünürsek, o noktada özel karakterleri kullanarak değişkenin dışına çıkarak kendi kodumuzu çalıştıramaz mıyız? OCR'de tespit edilen metin bir değişken üzerinden bize geliyor. Peki, değişkenin STR tipinde olduğunu düşünürsek. Bu yazılımsal, teknik olarak imkansız değil. Sadece tahminimce OCR'ın ucuna yeni bir pipeline eklemen gerekiyor. Yani saldırı odaklı tasarlanmış bir pipeline ekleyebilirsin. O zaman da bahsettiğin şey olabilir. Bir nevi mantıken aradaki man in the middle attack gibi bir şey tam değil tabii ki de. Mesela OCR'ın çıktısını aldığın aşamada sen manipülasyon yaparsan olabilir. Çünkü onun içerisinde yapay zeka yoksa onu manipüle edemezsin. Şu da var, gene yapay zeka olmadan manipüle etme teknikleri de var. OCR'da yapay zeka olmak zorunda değil çok fazla. Günümüzde o yapay zekalı versiyonları da var. Fakat olmayan versiyonları da var. Onun içerisinde de algoritmalar var. Onlar da manipüle edilebiliyor. Teknik olarak mümkün. Kabaca düşündüğümde. Bir soru daha geldi hocam. Hocam giriş doğrulaması, input validation hangi teknikler kullanılarak yapılabilir? Bu gibi detaylara nereden ulaşabilirim? Direkt dokümandan önce kabaca onu inceleyebilirsin. Hiç başlamadıysan Zehra. Giriş doğrulaması, input validation çok detaylı bir konu. Orada dokümanda çok basit. Evet. Sadece başlığını söylüyor. Öncelikle mesela SQL injection'dan bahsedelim. Şimdi SQL injection yani bu doküman değil Zehra. Bu bayağı AI security konusu. O yüzden direkt bir doküman söyleyemem. Yapay zekayı biliyor olman lazım. Veri seti konusunda epey bir çalışmış olman gerekiyor. Mesela deep learning tarafında eğer yapacaksan bu tür çalışmaları, deep learning tarafını ona hakim olman gerekiyor. Ondan sonra olabilir.
Burada yani bizim geliştirdiğimiz araçlar var da input validation ile alakalı. Algoritmaya göre de değişebiliyor bunlar. Input validation. Şöyle. Birçok saldırı tekniği vardı aklıma. Şöyle hızlı bir şekilde aktarabileceğim bir şey. Hangi algoritma, hangi validator? Bu böyle bir soru yok maalesef Zeyra. Böyle çalışma yapmıyoruz. Ya yani böyle olmuyor diyeyim. Hangi algoritma, hangi validation? Mesela görüntü odaklı veri geldiğini düşün. Görüntü odaklı veride şunlar yapılabiliyor. Ne olsun? Mesela bir classification örneği olsun. Resim sınıflandırma, görsel veri sınıflandırma. Burada zehirleme tekniğini kullandığımızı varsayalım. Bir resim var. Ben aldatma saldırısı yapacağım. Adversary atak yapacağım. Ne yapmam gerekiyor? Elimdeki benim sunumda gösterdiğim mesela Asya maymunu görseli vardı. Asya maymununu panda olarak göstereceğim. Modelin bu şekilde anlamasını isteyeceğim. Şimdi buradaki senaryo şu. Önce temel mantığı anlamak gerekiyor. Neyi validate edeceğini anlaman için söylüyorum. Oradaki saldırı da biz Asya maymununun piksellerinden belli bir perturbation çıkartıyoruz. Ve bunu bir panda görseli içerisine bir nevi enjekte ediyoruz. Ama bu steganografi gibi bir şey değil. Biz bunu yapay zeka ile yapıyoruz. Elimizde binlerce on binlerce böyle görsel generate edebiliyoruz. Steganografi farklı, normal siber güvenlikten. Bu pikseli aldım, ben bunun içerisine koydum. Burada sanitization tekniği mesela bir input validation tekniği. Sanitization'ı normal güvenlikte de kullandığımız bir tabir. Yapay zekada da öyle. Fakat buradaki senaryo şu. Bir görsel veri gönderilmeden, modele gönderilmeden önce içerisindeki perturbation'ların tanımlanabilmesini sağlamak. Bu sayede yani bunun filtresi normal yazılımda olmuyor. Onu demek istiyorum. O normal yazılım sürecindeki alınması gereken önlemler farklı. Ama yapay zekada şu. Ben elimdeki bir saldırı yapacağım bir kaynak var. Burada bu senaryoda Asya maymunu. Ondan bazı perturbation'lar çıkardım. Onu ben sisteme panda gibi göstermek için çeşitli görseller gönderiyorum. Burada saldırı yaptığım sistemin o gelen kullanıcıdan yani benim gibi kullanıcıdan gelen veriyi alıp o veriyi sanitize etmesi gerekiyor. Buradaki olay da içerisindeki perturbation'ları detect edebilmek. Mesela bunu biz defense olarak yapabiliyoruz. Oradan, o yüzden buradan böyle bir örnek verdim. Şunu yapabiliyorum. Bana gelen bir görsel, bu video olabilir, resim olabilir. Fakat veri tipine göre, algoritmaya göre sanitization teknikleri ve geliştirmen gereken yazılım değişir. Sorun bu zaten. Bunların hepsini yapamıyorsun. Diyelim ki videoya göre yapacağım. Ben de sınıflandırma algoritması kullanıyorum. Ona göre bir sanitization modeli geliştiriyorum. Bir library'si geliştiriyorum. Ve benim sistemime gelen veriyi alıp onun içerisinde perturbation'lar varsa temizleyebiliyorum. Bu sayede içerisindeki orijinal görüntü ne diyelim ki? Panda. Fakat o panda görseli içerisinde bir Asya maymununun pikselleri var, perturbation'ları var. Ben o Asya maymunu perturbation'larını buradan çıkartabiliyorum. Input validation örneği bu burada. Normal güvenlikte nasıl olabilir de diyelim ki XSS detection yapacaksın. XSS konusunda bir filtreleme yapacaksın. O zaman senin elinde XSS paternlerini bilen standart bir yazılım olur ve script olurdu. Orada bu gelen filtreleri sanitize etme sürecinde şöyle olurdu. Bunları replace edebilirdin. Ya da
Daha da doğrusu şudur, replace edilmez güvenlik tarafında. Normal yapay zeka değil, normal yazılım güvenliğinden bahsediyorum şu an. O gelen verilerde eğer bir zehirli veri ya da saldırı verisi varsa, SQL injection ya da XSS gibi, bunlar sanitize edilmez çoğunlukla. Benim önerim genellikle sanitize etmemek, yani temizlememek. Eğer öyle bir şey fark ettin mi, loglayacaksın, sisteme, pipeline'a sokmayacaksın bunu. Çünkü sanitize ettiğin veriyi de bir saldırı olarak kullanabiliyorum. Yani ben seni genel aldatabiliyorum burada. İçerisinde çok basit örnekle script taglarını sen silersin otomatik bir şekilde. Dersin ki evet ben çok iyi önlem aldım falan. Halbuki script taglarını sildiğinde orijinal olarak başka bir orijinal benim planladığım bir script tagı ortaya çıkar. Bu da saldırı olarak kullanılabilir gibi. İkisi arasında çok ciddi fark var. Input validation. Yani bir pipeline olarak düşünürsek uçtan uca saatlerce anlatılabilir input validation. Başka sorunuz var mı? Yok herhalde. Peki. Veri zehirlenmesi, data poisoning, atak. Burada gene sömürülebilirlik, yani orta derecedeymiş veri zehirlenmesi. Çok aslında ileri tekniklerden ve çok yaygın olabilecek tekniklerden birisi. Tehdit aracısı, model için kullanılan eğitim verilerine erişimi olan saldırgan. Ha. Tehdit vektörü deniyor. Bu arada siber güvenlikte şey denmez, hacker falan denmez. Yani kurumsal tarafta korkarlar, sevmezler bunu. Hacker dememen gerekiyor. Tehdit vektörü falan diyorlar. Yani biz teknik olarak tehdit vektörü olabiliriz. Kimsin sen? Mr. Tehdit Vektörü. Saldırgan Ben de falan daha bölünmeyiz. Daha saldırgan deniyor hocam böyle işte tehdit vektörü. Saldırgan. saldırgan. Saldırgan çok Aynen. kibarmış. Evet. Peki. Çok kibarsınız. Tehdit Evet. vektörü. Tehdit vektörü gibi ötekileştirilmek istemezdim. Tehdit vektörüsün. Tehdit aracısı olarak model için kullanılan eğitim verilerine erişim olan saldırgan. Buradaki olay şu. Model için kullanılan eğitim verilerine. Şimdi ben bir Machine Learning as a Service altyapısını geliştiren taraf olduğumu varsayalım. Bir SafeBox altyapısında bunu yapabiliyorum. Orada benim bir modelim var. Bir de doğal olarak bunların eğitim verileri var. Diğer altyapıları saymıyorum şu an. Senaryo dışı. Bir saldırgan varmış bu senaryoda. O saldırgan benim model için kullandığım eğitim verilerine erişimi olan biriymiş. Bu kişi, evet bir internal içerideki bir saldırgan tehdit vektörü de olabilir. Mesela. Çünkü sadece saldırılar dışarıdan gelmez. İçeride bir çalışan da olabilir vesaire. Ya da bir şekilde dışarıdan benim serverlarıma saldırı yapılmıştır. Bu sistemlere sızılmıştır. Herhangi bir şekilde olabilir. SQL injection'la database'e ulaşmıştır. Oradan ben verileri diyelim ki database'de tutuyorum. Oradaki veriyi manipüle etmiştir. Ben de farkında değilimdir. Oradaki veriyi alıp otomatik olarak bir dataset olarak kullanmışımdır. Senaryo real time sistemde olabilir. Ya da bir CSV dosyası varmış sistemde. Gene dışarıdan birisi ulaşabilmiş, saldırgan. Sistemimize sızmış. Mesela devasa diyelim ki çok büyük e-ticaret sitelerinin serverlarına girip de orada 8 ay boyunca, 6 ay boyunca kamp kuruyorlar ya mesela. Böyle şeyler de olabiliyor. Yani girip her şeyi yapmış zaten. Gidip bir CSV dosyasını ya da bir XML dosyasını manipüle edebilmesi zor değil. Şov yapar. Böyle bir şekilde herhangi bir senaryoyla o veri setine erişebilme hakkı varmış bunun. Böyle birisi veri zehirlemesi yapabiliyor diyor. Saldırı vektörü olan şahıs eğitim vektörü, eğitim veri kümesine kötü amaçlı veriler ekler. Veri setine erişmiş bir şekilde kötü amaçlı veri ekler. Bu bir resim veri seti de olabilir, video veri seti ya da herhangi bir şekilde bir text veri de olabilir, ses verisi de olabilir, fark etmiyor. Görsel veri olduğunu varsayalım. Gene benim sistemim olsun bu. Dışarıdan birisi saldırı yapıyormuş bana. Sisteme erişmiş, bir bakmış. Benim training sistemimde, AI training altyapımda, serverlarımda bir şey var. Veri seti listesini görüyor.
klasörlere falan bakıyor. Klasörleri anlıyor tabii ki. Kendisi de yapay zeka saldırganı sonuçta. Ve geliyor oraya. İşte kedi köpek olarak ayırmıştık ya, bir bakıyor 10 bin tane köpek görseli var. 10 bin tane de kedi görseli var. Ha. Kendisi özel olarak benim YouTube'da yayınladığım gibi, mesela generatif AI teknikleriyle bir saldırı odaklı düşmanca bir veri üretmiş. Adversarial example üretmiş. Mesela 1000 tane üretmiş. Onları o sisteme bir şekilde bağlıyor. Mesela o veri seti içerisine dahil ediyor. Ondan sonra training sistemi, bizim AI altyapımızda o training sürekli devam ediyor ya, gerçek zamanlı olarak yeni versiyonların üretilmesi sırasında o veri setleri kullanıyor. Ondan sonra manipüle ettiği veriyle bu sistem artık aldatılmış bir şekilde kullanabilir. Sonrasında o eğitim sürecine müdahale edebildiği için, veri setine müdahale ettiğinden dolayı, dışarıdan da bu sistemin yapay zeka servisini kullandığında, zaten kendisi onu zehirlediği için farklı saldırı tekniğiyle, artık onun farklı kararlar vermesine sebep olmuş oluyor. Bu sağlık sisteminde de olabilir, savunmada da olabilir. Sonra tespit edilebilirlik, mesela veri doğrulama eksikliği ve eğitim verilerinin yetersiz izlenmesi. Veri doğrulama eksikliği gene dikkat edin aynı şeye geliyor. Input validation. Ama çok detaylı bir konu yani. Veri seti hazırlamadan başlıyor açıkçası. O yüzden bu taraftaki kabaca input konusundaki derin bilgi sahibi olmama ve eğitim verilerinin yetersiz izlenmesi. Bu monitoring aşamasıdır. Aslında AI engineering başladı. Normal bir yapay zeka model geliştiricinin bildiği bir alan değildir aslında bunlar. Yani veri doğrulama da yapay zeka geliştiricinin bildiği bir alan değildir. Eğitim verilerinin izlenmesi, monitoring süreci de gene model geliştiricinin işi değildir. Deep learning uzmanı bile olsan fark etmez. Bunlar AI engineer'ın işidir. Yani o altyapıları uçtan uca geliştirebilen geliştiricilerin işi. Ya da sadece AI security konusunda uzman kişilerin alanı oluyor. Model zehirli verilere dayanarak yanlış tahminlerde bulunacak ve yanlış kararları ve potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açabilir. Sorular var gibi. Hocam okumamı ister misiniz yoksa? Ben okuyayım. Elif demiş ki yabancı USB takmayın ikazı bu saldırı tipiyle ilgili örnek olabilir mi? Şu olabilir. Pratikte mümkün. Buna uyarlanabilir. Benim bir şekilde generate edebilen bir, yani veri generate edebilen bir algoritmam var diyelim. O USB içerisinde virüs olarak ben sisteme bunu sızdırabilirim. Ve arka tarafta nerelere gidebiliyorsa sadece bu virüsün hedefi AI training altyapısında belli paternleri aramaktır. Yani saldırı yapacağım ve AI training altyapısının kurulu olduğu bir server'ı ararım ve onunla ilgili datasetlerle alakalı klasörleri arar bu virüs. Ve girdiğinde de ilgili yerlerde mesela otomatik bir şekilde veri generate eder. Haliyle söylediğin şey gene bu senaryoda da değerli bir şeye dönüşüyor. O veri setine doğrudan erişimin hiçbir zaman yok. Senin saldırgan olarak erişimin yok. Olmadı. Fakat senin virüsün girdi. Ve data generate edebiliyor o algoritma. Hatta öğrenerek algoritma bu şekilde üretim de yapabilir. Mümkün. Zehra demiş ki yeni veriler eklendiğinden önceki verilerle birlikte her seferinde yeniden mi ekliyor? Yeni veriler eklendiğinden önceki verilerle birlikte. Ha, bu AI training altyapısına veri manipülasyonu saldırısı yaptığımızı varsayarak söyledim. Orada da çünkü çok farklı varyasyonlar var. Böyle bir senaryoda gerçek zamanlı olarak düzenli bir eğitim sistemi tasarlanmış olabilir. Şöyle diyelim. Şu an elimizde model versiyon 1 var diyelim ki. Genellikle standart olarak profesyonel bir yapay zeka girişimi yapıyorsanız bu iş şöyle olur.
Bunların versiyonlarını yaparsınız. Dataların versiyonları, bir de modellerin versiyonları, normal yazılımın versiyonları, makroservislerin versiyonları, tonla her şeyin versiyonlaması olur. Burada model versiyon 1 geliştirilip yayınlanmış. Arka tarafta da dataset versiyon 1 olarak duruyor. Fakat bu yayınlandıktan sonra, bu satılırken arka tarafta yeni versiyonun çalışması başlatılır genellikle. Eğer gidilecek bir yol varsa. Versiyon 2 çalışması başlatılır. Burada accuracy değeri daha yükseltilmeye çalışılır. Daha kaliteli bir model olsun. Daha geniş bir şeyler başarılı bir şekilde yapabilsin diye. Versiyon 2 üzerinde çalışılır. Versiyon 2'de de sadece modelin algoritması değiştirilmez, genişletilmez. Aynı zamanda veri seti de güçlendirilir. Belki saldırılara karşı güçlendirilecek, belki çok daha fazla veri olsun isteyecek, belki çok daha fazla class eklenecek filan. Yani yeni bir versiyon çıkar. Haliyle bunları birincisi farklı versiyonlar halinde sürekli experiment tracking dediğimiz bir AI engineering altyapısı var. Hatta bununla ilgili çok gelişmiş, ciddi, detaylı yapay zeka altyapı yazılımları da vardır, open source. Experiment tracking. Burada bu bahsettiğim senaryoları biz combine bir şekilde birbirleriyle eğitilmesini isteriz. Yani benim geliştirdiğim farklı modeller var, farklı versiyonları var. Bunları farklı veri versiyonlarıyla ben çalıştırmasını isterim. Sürekli çalışabilir. Sürekli eğitim devam edebilir. Ben onları düzenli olarak Experiment Tracking adı altında takip ederim. Altyapının yöneticisi, geliştiricisi olarak. Experiment Management yazılımları otomatik olarak bu versiyonların düzenli eğitilmesinde kullanılır. Çok fazla kombinasyon olabileceği için bunları bir insanın yönetmesi mümkün değil. Bu kombinasyonlar devam eder. Sonrasında da experiment tracking yapılır. Bu model hangi veri seti üzerinde ne kadar accuracy aldı? Hangi hyper parametreler kullanıldı? Bu XYZ'nin hangi versiyonları kullanıldı? Aralarda ne tür çıktılar, loglar üretti? O logların takibi gibi gibi. Bu sayede biz hangi modelimizin daha başarılı olduğunu düzenli olarak takip edebiliyoruz. Experiment tracking deniyor. Ben bu AI engineer, yani production ortamındaki bir altyapı ile alakalı. Şimdi böyle bir senaryoda, sadece bu senaryoda bile o veri setlerinin manipüle edilmiş olması ve sen takip edemiyorsan belki de hiçbir zaman bilemeyeceksin neden hacklendiğini. Eğer o verilerin değiştiğini fark edemediysen. Burada mesela evet, bu senaryoda içeriden hacklenmiş oluyorsun. Senin mimarin gereği. Diğeri de online learning diye bir şey var. Gerçek zamanlı olarak öğrenme yapabilen bir şey. Bu da şu. Bir yapay zeka production'ı geliştirdi. Bu gene ileri seviye production tekniklerinden, deployment tekniklerinden. Bir model geliştirdiniz. Bu model production ortamına sundunuz. Online learning tekniği uygulayacak burada. Ya da real time learning de denir. Bu da şu demek oluyor. Ben altyapıyı şöyle tasarlıyorum. Diyorum ki benim altyapımda bu modeli ben eğittim. 10 milyon görselle eğittim. Zor ama eğittim. Sonra bunu production'a koydum. Fakat diyorum ki gerçek ortamdan öğrendiğim, yani gerçek ortam dedim, kullanıcıdan gelen veriler, bunlardan gelen verilerden de belli bir yüzdeyle öğrenmeye devam edeceğim. Bunu biz real time AI olarak yapabiliyoruz ya da online learning teknikleri. Online machine learning. Orada da şunu diyebilirim. Kabaca söylüyorum tabii, hızlı anlaşılsın diye. Ben diyorum ki mesela %80 benim offline olarak eğittiğim ve sunduğum yapay zeka modelini kullan. Fakat %20 olarak kullanıcıdan gelen verilerden öğren. Haliyle bu senaryoda gene Zeyra'nın dediği gibi o verilerle birlikte her seferinde eğitiliyor mu dedi ya. Eğitim yok fakat eğitim var. Yani kullanıcıdan gelen veriler benim online sistemimi manipüle etmek için içeride kullanılabiliyor oluyor. Bak bu da bir farklı saldırı tekniği. %37 saldırısı bilmem ne gibi farklı şeyler var. Elif demiş ki içeriden saldırı denince sistem içerisinden değil, organizasyon içerisinden olarak anladım. İkisi de. Bir çalışan da sistemi ekleyebilir. Bir yazılımcı olur. O yazılımcı kötü niyetli olabilir. İlk önce kötü niyetli değildir, sonradan kötü niyetli olabilir. Bununla hacklenen banka var arkadaşlar.
para transfer eden DLL'i manipüle ediyor bir tane yazılımcı. 2010'ların başlarında. Şu an Türkiye'de olmayan bir banka. Yabancı yurtta. Sonra o para transaction'ın içerisinden geçen veriyi, yani transaction'ları belli periyodik olarak farklı hesaplara dağıtıyor. Ama küsuratları alıyor sadece. İşte 100 bin bilmem kaç bilmem kaç kuruşlar var ya, kuruşları topluyor. Kimse farkına varmaz diye. O kuruşları belli dönemlerde belli hesaplara paylaşıyor. Takip edilememiş. Sonra gene bunu fark eden kişi bir tane sıradan kullanıcı. Kullanıcı bakıyor, küsuratlar düzenli olarak yok oluyor. Sonra bankaya bildiriyor bunu. Birkaç ay sonra bankanın bütün güvenlik ekipleri, altyapı, teknik ekipleri falan hiçbirisi fark edememiş. Kullanıcı fark etmiş. Benim kuruşlarım nerede falan demiş. Yani örnek veriyorum. Ondan sonra tabii soruşturma başlatılıyor falan. Analizler ortaya çıkıyor. Gerçekten küsuratları birisi tırtıklamış ve buluyorlar. O yazılımcı yapmış bunu. Bu çok fazla bunun örneği var. Bu normal. Yani Snowden örneğine bak mesela. NSA çalışanıydı. Snowden. Oradan USB falan çıkaramazdı. USB bile çıkartamazdı. Veri çıkarmak yasak da öyle bir yetkin yok yani. Ama oranın çalışanıydı ve dışarıya bir şekilde o veriyi çıkardı. O da uzun bir hikaye. Bu da gene içeriden yapılan saldırı. Doğukan, ChatGPT'nin Windows ürünün anahtarı oluşturabilmesi mesela bir ara böyle bir şey. ChatGPT bunu yapamaz. ChatGPT Reinforcement Learning from Human Feedback algoritma mimarisiyle çalışıyor ya. Yani Reinforcement Learning kendi kendine öğrenebilen bir algoritma. Bu aslında robotikte vesaire birçok şeyde zaten kullanılan bir algoritma. Biz de bunu yapay zeka ile güvenlik tarafında kullanıyoruz. Savunma ve saldırı odaklı. From Human Feedback ise RLHF. Bu da işte onların aslında ortaya attığı bir yaklaşım. Human feedback, kullanıcı geri bildiriminden öğrenme. Senin verdiğin, senin gibi milyon kişinin sisteme yazdığı veriler üzerinden onları alıyor ve öğrenme amacıyla kullanıyor. Sonra senin verdiğin 10 bin tane Windows işte ürün anahtarı var. Serial key var. Başka birisi de işte Jamaika'da bir tanesi de oturup bir şeyler soruyor. O sorduğu sırada bu sistemde başka ülkede başka birinden öğrendiği bir Windows key'ini veriyor sana gibi düşün. 10 tane tahmin et diyor Jamaika'daki adam. Sen de 500 tane girmişsin. Bunların 100 tanesi çalışan serial key. 3 tanesi tutmaz, 5 tanesi tutmaz, bir tanesi tutar. Ondan sonra da derler ki ChatGPT Windows key'ini hackledi falan, üretti. Hayır, bir şey üretmedi yani. Onu gene senin gibi birisi verdi. ChatGPT bir şey düşünemiyor arkadaşlar. Bilinç falan yok onun. Hocam bu maddedeki, Gülkan demiş, bu maddedeki senaryoda model outputlarına loss gibi erişim bulunuyor mu? Bu senaryoda model outputlarına erişim bulunuyor mu? Teknik olarak eğitim veri kümesine erişim hakkı varsa ve sen modellerle bunları aynı yerde tutuyorsan ihtimal olabilir. Aslında bu şu kategoride incelenir daha çok. Senin dediğin senaryo model stealing, yani model çalma. Orada senin senaryonun tabii bunun birçok sebebi var. O zaman model çalınabilir. Model dediğimiz de aslında parametrenin çalınması. Tabii ki modelin kaynak kodu da çalınabilir. Server'ı hacklersin, kaynak kodların olduğu server'ı komple alırsın. Bu ayrı bir şey. Fakat model çalma tekniği var. Ben devam edeyim. Siz yorumlarınıza devam edin. Anlatacağım. Dönerim aradan. Şuradayım. Bakın bir zehirleme kısmında şöyle iki tane örneğimiz varmış. Tanımlayın. Veri zehirleme saldırısı. Bir saldırgan modelin istenmeyen bir şekilde davranmasına neden olmak için eğitim verilerini değiştirdiğinde olur demiş. Peki, spam classification bir e-posta spam mıdır değil midir? Saldırgan, bunu değil de ben şunu okuyayım. Bu çok klişe bir şey. A trafik sınıflandırma sistemini eğitme.
Network, Traffic Classification, bir saldırgan ağ trafiğini e-posta, webde gezinme ve video akış gibi farklı kategorilerde sınıflandırmak için kullanılan bir derin öğrenme modelinin eğitim verilerini zehirliyor. Bunlar yanlış bir şekilde farklı bir trafik türü olarak etiketlenmiş çok sayıda ağ trafiği örneği sunarak modelin bu trafiği yanlış kategori olarak sınıflandırmak üzere eğitilmesine neden olur. Sonuç olarak model dağıtıldığında, deploy edildiğinde yanlış trafik sınıflandırmaları yapmak üzere eğitilebilir ve bu da ağ kaynaklarının yanlış tahsis edilmesine veya ağ performansının düşmesine neden olabilir. Gene nasıl önlenir kısmında veri doğrulama ve onaylama. Burada standart olarak kullanıcıdan gelen veri de olabilir, sizin veri setiniz de olabilir. Bu güvenlik tarafında çok kritik. Genelde güvenlik tarafını bırakın, normal veri seti oluşturma tarafında bile uzman ekipler yok Türkiye'de. Yani güvenlik harici sadece veri seti oluşturma tarafı bile ayrı bir uzmanlık gerektiriyor gerçekten. Fakat güvenlik tarafı apayrı bir koordinasyon gerektiriyor. Gene birinin asıl modelin öğrenme yaptığı şeyin ciddi güvenliğine sağlanması gerekiyor. Senin her şeyini mesela sağlıkta kritik bir proje yapacaksın diyelim. Savunma sanayinde yapacaksın vesaire. Yani kritik sonuçlar alacak bu yapay zeka. Ve bu sıradan bir yazılım değil. Hani bunu zehirli bir veriyle eğittikten sonra artık sonrasında bunun neyi, neden, nasıl yanlış yaptığını anlamak çok çok zor. Ciddi problem. İmkansız değil ama çok zor. Bazı senaryolarda imkansız olabilir. Ekibin yetersiz uzmanlığa sahipse evet imkansız yani. Güvenli veri depolama mesela. Şunlardan bahsedeyim biraz. Veri doğrulama ve onaylama modeli eğitmek için kullanılmadan önce eğitim verilerini kapsamlı bir şekilde doğrulandığından emin olmalısınız. Bu veri doğrulama denetimleri uygulayarak ve veri etiketlemenin doğruluğunu doğrulamak. İşte Türkçeleştirirken sorun çıkabiliyor. Anlıyorum. Doğruluğunu doğrulamasının doğrulanması için birden fazla veri etiketleyici kullanarak yapılabilir. Mesela güvenli veri depolama. Evet. Sen bunu bir yerde depoluyorsun. Zorundasın. Tek bir tane güvenlik odaklı yapay zeka projesi yaparken ki yüzlercesini yapabiliyoruz. O bir tane model için kullanabileceğimiz veri setinin sadece bir tanesi ki birçok olabiliyor. Bir tanesi 100 GB olabiliyor ve bu sıkıştırılmış hali. Yani yüzlerce model geliştirmemiz gerekiyor. Farklı güvenlik sorunlarını çözen, bazen birlikte kullanılması gereken bir arada, bazen ayrı ayrı. Bunların bir tanesi için kullanacağımız birçok veri setinin sadece bir tanesi 100 GB ve sıkıştırılmış hali. Evet, bu kolay bir şey değil. Bunları depolamak da kolay değil, işlemek de kolay değil. Güvenlik odaklı elden geçirmek de kolay değil. Yani ama gerçekte bu. Bunların veri depolamanın çok çok standart olması gerekiyor güvenlik tarafından. Eğitim verilerini şifreleme. Güvenli veri aktarım protokolleri ve güvenlik duvarları kullanma gibi yöntemlerle güvenli bir şekilde depolayın diyor. Verileri şifreleme kolay bir şey değil. Bu senaryoda evet çok güzel bir şekilde söyleyebilir. Yani işte yani elinde 10 TB'lık veri seti var. Ve sen bunu şifreleyeceksin. Yani tamam teoride güzel söylüyoruz ama pratikte bu böyle olmaz yani. Sebebi senin modelin her seferinde mesela 1 milyon tane görsel var diyelim ve çarpı 10 milyon tane görsel olsun. Sadece bir amaçla tasarlanmış veri seti. Modelin bu veriler üzerinde eğitilecek. Sen de bunu şifrelemişsin. Kimse müdahale edemez. O şifrenin bir de decryption'ı gerekiyor. Decrypt edilmesi lazım. Sen modele göndermeden önce diyelim onar onar göndereceksin görselleri. Şifreli bir şekilde mi göndereceksin? Burası Encrypted Machine Learning ya da Encrypted Deep Learning başlığı altında incelediğimiz bir şey.
Bu aşırı farklı bir ileri seviye başlık. Tamam. Bunu yapıyoruz. Fakat bunun amacı farklı. Verinin şifrelenmesi senaryosunda ne yaparsan yap, hangi teknik kullanırsan kullan, veriyi şifrelediğinde modele göndermeden önce onu açman lazım. Orada normalde kullandığın bir kaynağı, veri okuma kaynağı, CPU ve GPU hesaplama kaynağı, bunu çarpı iki yapman gerekiyor kabaca. Sen bu kaynağı yapay zeka hesaplaması tarafında mı kullanacaksın? Bir de encryption, decryption işleminde mi kullanacaksın? Yani bu da işin gerçek tarafı. Bu nedenle şöyle denebilir. Çok kritik olan bir sistemde bu senaryo evet kullanılabilir. Güvenli veri aktarım protokolleri kesinlikle öyle. Networkler arasında veri transferi yapıyorsun bu verilerin. Ya da farklı webten kaynaklardan diyorsun ya da oradan aktarma yapıyorsun. Aradaki verinin mesela gene encryption konusu bir SSL ile şifrelenmiş olması evet belli ölçüde fayda sağlar. En azından arada değiştirilmediğini aşağı yukarı kabaca biliyor olursun. Güvenli veri depolama dedik, veri ayırma vesaire, erişim denetimi, izleme ve denetim. Daha birçok şey var. Bunlar AI engine'in konusu gene. Model doğrulama, model vesaire vesaire farklı birçok başlık var. Sorumuz var mı buraya kadar? Soru var mı Gözde? Tamam. Yok hocam, burada olanlar var. O kadar. O zaman devam edeyim. Model ters çevirme saldırısı. Burada da tehdit aracıları kısmından girebiliriz gene. Tabii önce bir tanımı inceleyelim. Model ters çevirme saldırısı. Bir saldırgan modelden bilgi ayıklamak için modele ters mühendislik, reverse engineering yaptığı versiyon. Neymiş bu? Tehdit aracıları neymiş? Modele erişimi olan ve veri girişi yapan saldırganlar. Gene Zehra'nın burada dikkat ettiği konu, değil mi? Her halükarda bir şekilde veri girişi, şöyle diyeyim, modelin parametreleri, veri seti buna dışarıdan erişilebiliyorsa ciddi problem olacak. Burada da gene modele erişimi olan ve veri girişi yapabilecek birisi. Haliyle hem saldırı yapıp bir şekilde modele erişebilmiş olmalı hem de yapay zekada anlıyor olması gerekiyor ki veri ona göre o modelin yapısına göre bir veri üretip ama saldırı odaklı adversarial example üretip manipülasyon amacıyla kullansın. Burada şu da var. Şimdi çok çok fazla konu var yapay zeka güvenliğiyle alakalı. Direkt örnekle alakalı geldiği için bir case anlatayım. Mesela dışarıdan bakınca insanlar şunu zannedebiliyor. İşte Tesla'nın altyapısında dünyada böyle çok nadir yerlerde olan bir yapay zeka altyapısı kullanılıyor falan. Ya da işte İHA'da, SİHA'da aynı şekilde hiç böyle bizim bilmediğimiz tapsik şeyler kullanılıyor falan. Hayır. Onlar da bildiğin aynı programlama dili. Aynı yapay zeka labirentini. Ve aynı pre-trained modelları kullanıyor bunlar. Yani bir object classification işleminde 40 milyon tane görsel veri üzerinde öğrenmiş ve dünyada artık standartlaşmış bir pre-trained modeli kullanıyor onlarda. Tek farkı bunu doğrudan bu şekilde kullanmıyor. Bunun üzerine kendisi de diyelim ki 1 milyon tane görselle eğitilmiş yeni bir veri seti koyuyor bunun üzerine. Pre-trained modelin üzerine bunu koyuyor. Bu zaten şeyde de vardır. Listede de var. Transfer learning attack denir buna. Bakın şurada. 7. Transfer learning attack. Bu bahsettiğim yöntem transfer learning. Ve elinde bir pre-trained modul var. Bunun üzerine de yeni bir şey koyuyorsun. Saldırı şöyle yapılabiliyor burada. Yani bir saldırgan gözüyle anlatayım. Siz herhangi bir ürün geliştirdiniz. Bu savunma sanayi de olabilir, her şey olabilir. İnsansız otomobil de olabilir. Ben yapay zeka geliştirici olarak çok iyi biliyorum ki bazı şeyleri zaten piyasada bilinen open source
pre-trained modellerle yapacaksın. Çevrede mesela nesneler var ya, ağaçlar, şunlar bunlar, plakalar, işte trafik levhaları falan. İnternette birçok farklı organizasyon tarafından hazırlanıp eğitilmiş, yarışmalarda başarılı olduğu için yayınlanmış birçok pre-trained modül var. Neden bunları sıfırdan geliştirmezler? Sebebi ciddi maliyet. Yani milyon doları sadece o pre-trained modelin aynısını üretmek için harcaman lazım. Birkaç milyon doları en az. Haliyle bunu yapmaz kimse. Ben de saldırgan olarak bunu biliyorum. O pre-trained modelleri kullanacaksın. Konsept olarak da transfer learning. O pre-trained modeli alırsın. Bunun üzerine kendi veri setini eklersin. Ve çok hızlı bir şekilde mesela 40 milyon görselle eğitilmiş pre-trained modül vardı. Sıfır kuruş harcadın sen. Hiçbir maliyetin yok. Ama onu yapanlar onlarca kişi aylarca uğraştı ve milyon dolar harcayarak bunu yaptılar. Ve ücretsiz paylaştılar. Biz kullanıyoruz. Fakat bunu bu şekilde kullanan kişi bunun üzerine hemen bir tane yeni bir dataset koyuyor. Sonra alttakini donduruyor. Pre-trained modülü. Transfer learning de böyle. Dondur. Üstteki veri setini eğit. Neyle? Birlikte eğit. Ama alttakini eğitme. Çünkü zaten ona paran yetmez yani. Onu tekrar eğitemezsin. İşte bu şekilde yaptığında kendi sorununu çözüyorsun. Bu transfer learning. Evet, çok güzel bir teknik. Birçok proje geliştirilebiliyor. Soru şu, bunu yapabildiğini, yapmak zorunda olduğunu ben de biliyorum saldırgan olarak. Haliyle arka tarafta kullandığın pre-trained modeli tahmin etmem çok zor değil benim için. Çünkü ben de deep learning geliştireceğim. Ve onları biliyorum. Çok yakından takip ediyorum. Bu nedenle şunu anlatmak için bu kadar bilgi verdim. Senin modelinin arka tarafta diyelim ki 1.000 tane class'ı tahmin edebildiğini biliyorum. Nereden? O pre-trained modeli biliyorum çünkü. O 1.000 tane class'ı sınıflandırabiliyor. İçerisinde var. Ben de o pre-trained modelin bir zafiyetini bulduğumda buradan saldırabilirim. Birincisi bu. İkincisi, diyelim ki onu bulamadık. Ben elma ile armucu sınıflandırması gerektiğini biliyorum o pre-trained modelin. Yani elma ile armucu sınıflandırabildiğini biliyorum. Pre-trained olduğu için ben de onu inceliyorum. İçerisinde kaç tane görselle eğitilmiş falan. Diyelim ki 1.000 tane elma ile eğitilmiş. Tamam. Ben de buna bir saldırı tasarladığımda elmayı başka bir şey gibi tanımasını sağlıyorum. Transfer learning atakta. Pre-trained modülü buldum ya, araştırmalar yaparak. Aslında black box bir saldırı tasarlıyorum burada. Çünkü modele erişimim yok. Ama olabilir. Orada da white box atak denir buna. Burada. Black box saldırı yaptım. Ben artık elmayı bir silah gibi eğittim. Saldırgan olarak. Sonra sen de bunu diyelim ki bu yapay zeka yazılımını havalimanlarında kullanmış. Bak çok aslında tatlı bir örnek. Sen havalimanlarında kullanmışsın. Evet. Ben de geldim. Biliyorum ya. Elimde elmayı tuttum mesela. Kameralara karşı elma tuttum. Silah olarak algılanacağı için arka tarafta ne olacağını tahmin edersiniz. Yani direkt bir alarmı tetikleyebilirsin. Teknik olarak da üzerimde saldırgan hiçbir şey yok ki. Yani elimde elma var. Plan. Ya çok keyifli bu saldırıda. Normal saldırı teknikleri hiç sarmıyor beni artık uzun yıllardır. Yapay zeka daha eğlenceli. Yapay zeka ile saldırı yapmak, savunma yapmak falan. Bir başka bir örnek vereyim. Mesela hatta bununla ilgili birkaç yıl önce bir video çekilmişti. Çok güzel. Bu YOLO vardı. YOLO çok sık kullanırlar ya Türkiye'de falan. Bu İHA Teknofest'te İHA yapmaya giren otomatik olarak eşittir YOLO ile uğraşıyordur. Yani Computer Vision Engineer title'ını mesela kullanırlar fakat aslında YOLO biliyordur. Deep Learning bilmiyordur. Yapay zeka hiç bilmiyordur. Computer Vision bilmiyordur. Sadece YOLO biliyordur. Ama Computer Vision Engineer diyebilir kendine. Bunu yapmayın yani. Seviye çok değerli olan title'ları düşürmeyin diye uyarayım öncelikle.
o yapanlara. Sadece yol biliyor. Hiçbir şey kullanmana gerek yok. Yani çok basit bir open source yazılım zaten. Yolunun bir zafiyeti çıkmıştı. İçerisinde modeller var tabii yolun. Ama onu sen geliştirmiyorsun. O zaten var. PyTorch tarafındaki Detektron 2 gibi. İşte yolun bir versiyonunda bir zafiyet bulunmuştu. Sonra Japonya'da sanırım. Bunu çok güzel manipüle etmişler. Bir zehirleme saldırısı yapmışlar. Ve o perturbation olan bir görseli öncelikle çıkarımlamış bunu. O perturbation'ı bir görsele dönüştürmüş. Sonra bu görseli bir kadın elbisesine dönüştürmüşler. Bayağı dikmişler yani. Kırmızı vesaire ama kötü durmuyor. Ve perturbation'la alakalı yani ben anlarım onu. Onun perturbation olma ihtimalini. Fakat dışarıdan birisi hiç düşünmez böyle bir şey. O desenler, yani adversarial example desenleri kadının elbisesi olmuş artık. O şekilde renklendirmiş, boyamışlar ve üretmişler. Sonra kameralardan geçiyor bir yerde. Kameralar herkesi person olarak tanıyor, o kadını tanımıyor. Buna physical adversarial attack denir bu arada. Yani adversarial attack'ın bir de fiziksel versiyonu vardır. Bununla ilgili geçen seneydi sanırım. Globalde genel güzel bir çalışma yapıldı. Bir böyle yarı insansız tırlar falan var dünyada. Türkiye'de yok ama birkaç yıldır yarı insansız otonom çalışan tırlar var. Bunlardan bir tanesi hacklenmişti bu şekilde. O da physical adversarial attack ile yolda giderken önünde bir bildiğimiz asfalt var. Hani bilirsiniz ya asfaltlarda yamalar olur. Hani bunlar da yama gibi ama kötü görünmüyor. Yani isteseler yama gibi de göstermezler bu arada. Fakat normal asfaltın rengine çok uygun bir desende artık bez vesaire gibi bir şey yapmışlar. Seriyorlar oraya. Tır geldiği anda onu gördüğü anda fren yapıyor. Fren yapma bilinçli olarak yapılmış. İstersen sağ uçuruma doğru kır diyebilirsin. Bu physical adversarial attack. Bunun çok fazla örneği var. Karşına bir tank gelir, tankı manipüle edersin. Bundan sonra savaşlar çok daha eğlenceli mesela. Benim için öyle yani. Siber güvenlikçi olarak, yapay zekacı olarak. Onların hepsine yapay zeka giriyor yani işin içine. Ben çok keyif alıyorum buradan. Yani benim için sorun yok. Biz zaten yıllar sonrasına şu andan hazırlanıyoruz. Evet. Çok eğlenceli başlıklar. Modelin çıktısı veri giriş verileri hakkında hassas bilgiler çıkarmak için. Bu bir soru gelmişti. Model ters çevirme saldırısıyla alakalı. Modelin çıktısı, burada güvenlik zafiyetleri kısmında, modelin çıktısı giriş verileri hakkında hassas bilgiler çıkarmak için kullanılabilir. Evet, neydi? Okumamışız öncelikle. Modelden bilgi ayıklamak için modele ters mühendislik uygulandı. Bir model var, onun output'undan tahminler üretmeye çalışmak aslında. Güzel. Tehdit aracısı kimmiş burada? Modele erişimi olan ve veri girişi yapan saldırganlarmış. Saldırı vektörü kimmiş? Neymiş? Modele bir görüntü gönderme ve modelin yanıtını analiz etme. Görüntü gönderip onun çıktısını çıkarımlamak. Bu aslında tamam teknik yanı da var. Fakat biraz da yani çok teknik değil ama kurnaz bir bakış açısı gerektiren bir başlık. O çıktılardan tahminler üretme. Korelasyonlar kurma gibi. Modelin çıktısı giriş verileri hakkında hassas bilgiler çıkarmak için, çıkarımlamak için de kullanılabilir. Mesela yüz tanıma modelinden kişisel bilgiler çalma. Bir saldırgan face detection gerçekleştirmek için bir derin öğrenme modeli iyidir. Daha sonra bu modeli bir şirket veya kuruluş tarafından kullanılan farklı bir yüz tanıma modeline yönelik bir model ters çevirme saldırısı gerçekleştirmek için kullanır. Saldırgan kişilerin görüntülerini modele girer. Kişilerin görüntülerini modele girer ve
kişilerin kişisel bilgilerini, modelin adları, adresleri, yani model içindeki isimler, adresler, sosyal güvenlik numaraları gibi modelin tahminlerinden kurtarır. Tercüme kötü olmuş biraz ama tahminlerinden kurtarır. Hayırlısı olsun. İşte yani bir görsel veriyorsun, onun çıktısı olarak, output olarak aslında modelin vermemesi gereken bilgileri almaya çalışmak ya da almak. Saldırgan bu saldırıyı modeli yüz tanıma işlemi gerçekleştirmesi için eğiterek ve ardından başka bir yüz tanıma modelinin tahminlerini tersine çevirmek için bu modeli kullanarak gerçekleştirdi. Bu modelin uygulanmasındaki bir güvenlik açığından yararlanılarak ve modele bir API aracılığıyla erişilerek yapılabilir. Saldırgan daha sonra modelin tahminlerinden kişilerin kişisel bilgilerini çıkarabilir, kurtarabilir. Ve başka bir örnek daha var, reklam botu ile alakalı. Onu da okuyabilirsiniz. Nasıl önlenir kısmı gene detaylı her birisi. Mesela erişim denetimi, giriş doğrulama, model saydamlığı, düzenli izleme, monitoring, modelin yeniden eğitilmesi, retraining aslında. Mesela modelin düzenli olarak yeniden eğitilmesi. Model ters çevirme saldırıları tarafından sızdırılan bilgileri güncelliğini yitirmesini önlemeye yardımcı olur. Bu yeni veriler ekleyerek ve modelin tahminlerindeki yanlışları düzelterek yapılabilir. Yani yeni versiyonlar çıkar, yeni veriler üret vesaire. Bu sayede aslında önceki fark edilen saldırı, o output tarafındaki farklı saldırı tekniğini bu sayede manipülasyona karşı koruyabilir diyor. Düzenli izleme, modelin anormalliklere yönelik tahminlerini izlemek, model ters çevirme saldırılarını algılamaya ve önlemeye yardımcı olur vesaire. Bunlar AI engineering konusu gene. Model saydamlığı, giriş doğrulama ve erişim denetimi. Genel olarak bir güvenlik kültürüne sahipsiniz ama sıkı bir güvenlik kültürü. Yazılım taraflı, veri taraflı, sistem network taraflıktan. Orada bildiğiniz, öğrendiğiniz güvenlik bilgileri emin olun yapay zeka altyapıları içinde de geçerli. Zaten yapay zeka dediğim şey bütün bunları üzerine kur. Tabanı bu. Mesela yazılım güvenliği tarafındaki zafiyetleri bu senaryodan çıkartamaz. Ofansif AI dediğimizde gerçekten her şeye giriyor. O yüzden benim mesela veri tabanındaki ileri seviye uzmanlığım da aslında burada benim için avantaj. Bir web altyapısındaki güvenlik tarafı da ve güvenli uygulama geliştirme tecrübelerim de benim için avantaj. Aynı zamanda saldırı yapabilmek de benim için avantaj bu senaryoda. Çok daha rahat anlayabiliyorum. Bu zor, kolay demiyorum. Fakat genel disiplin bu. Mesela globalde çok çok yani çok sıkı yerlerde çalışan AI Security Engineer arkadaşlar var. AI üretim uzmanları falan. Yani Türkiye'de dedim ya bunu ilk biz yapıyoruz, yapacağız. AI üretim çalışmasını. O globaldeki arkadaşlar mesela yazılım ağırlıklı değiller. Yani oradan gelmemişler ya da güvenlik tabanlı değiller. AI Security'ye çok titiz çalışıyorlar. İşini düzgün yapıyor. Çok sık yerlerde güzel işler yapıyorlar. Güvenlik zafiyetleri buluyorlar vesaire. Fakat güvenlik temelleri derinlemesi ve çok geniş yerlere uzanmadığı için benim yapabildiğim şeyleri çıkarımlayabildiğim o korelasyonları falan oluşturamıyor onlar. Fakat bunu yapabilmek için yıllarca uğraşman lazım. Değer mi, değmez mi? Bunu sizin karar vermeniz gerekiyor. Ya da zamana yaymanız gerekir. Üyelik çıkarım saldırısı, membership inference attack deniyor buna. Bunun gibi daha çok şey var. Ben bir kabaca okuyayım. Öncelikle bütün başlıkları bitireyim. Çünkü hepsini zaten giremeyeceğimizi biliyoruz. Belki sorularla falan kariyer odaklı sohbetler olur. Biraz oraya vakit ayıralım. Membership inference attack saldırıları bir saldırgan modelin eğitim verilerini hassas bilgileri açığa çıkaracak şekilde davranmasına neden olacak şekilde değiştirdiğinde olur. Membership inference. Senaryoları okuduğunuzda çok daha iyi anlaşılabilir. Nasıl önlenir kısmı.
Şunlar mesela düzenlileştirme, model gizleme vesaire. Birçok teknik incelenebilir. Model çalma, model stealing. Neymiş? Aracı saldırı vektörü neymiş? Bu saldırıyı gerçekleştiren varlığı ifade eder. Saldırıyı gerçekleştiren varlık nedir? Şey, yaratık der gibi. Saldırıyı gerçekleştiren yaratığı ifade eder. Bu durumda makine öğrenimi modelin çalmak isteyen bir saldırgandır. Makine öğrenimi modelini çalmak isteyen bir saldırgan oluyormuş bu varlık, bu yaratık. Yani insan bir dikkat ederseniz doküman ilerledikçe saldırı vektörü bile artık az gelmeye başladı böyle. Hani saldırgan, saldırı vektörü, pislik falan diyecekler. Saldırıyı gerçekleştiren varlığı ifade eder. Nefes alan canlı. Şimdi bu nefes alan canlı neymiş? Model çalma saldırıları bir saldırgan modelin parametrelerine erişim sağladığında olur. Modelin parametreleri ne? Bakın, siz ne yaparsınız yapın. Yapay zeka ürünü geliştirdiniz ya. Burada kritik olan şey yapay zeka modelinin eğitimden sonraki çıktısı olan parametre dosyasıdır. Diyelim ki ben 1 milyon dolar harcadım. Yüzlerce GPU kiraladım. Birçok uzman çalıştı. Deep learning uzmanları vesaire. Bunlar bir yıl boyunca çalıştılar. Birkaç milyon dolarlık. Hadi rakam verelim. 5 milyon dolarlık bir proje yaptık. Çok güzel projeler, model geliştirildi, eğitim setleri oluşturuldu, training altyapıları böyle gece gündüz çalışıldı falan. 5 milyon dolar fatura bana geldi. Sonra ben bunu production'a koydum. Production'a koyduğum şey o eğitim bütün maliyetlerin sonunda eğitimin sonunda üretilen belki 2 ay boyunca eğitim devam etti. Onun çıktısı olan parametre dosyası. O parametre dosyasını ben production'a koyuyorum. Sonra saldırgan parametre dosyasını aldığında çaldığında yani bir şekilde çaldığında eşittir 5 milyon dolar ve bir yıllık çalışmayı çalmış oluyor. Çünkü işi yapan tam olarak o. Parametre dosyası. İşi bilen o orada. Yani benim milyon satırlık altyapımın değerli olmasının sebebi o 5 milyon dolarlık tek bir modelin parametre dosyası var ya, ben onun üzerinden para kazanabiliyorum. O gittiğinde rakiplerin çaldığında ya da herkesin diyelim ki geneli açtı. Mesela bir tanesi kötü amaçlı birisi çaldı. Hiçbir şekilde kullanmadı. Rakiplere falan da kullanmadı, vermedi. İnternette yayınladı. Ne yapacaksın sen onun üzerinden nasıl para kazanacaksın? Tamam gene kazanırsın. Çünkü o altyapıyı mesela günde 1 milyon trafiği kaldırabilecek altyapı sende var. Gidip on binlerce kişi onu alsın, bilgisayarında tutsun, parametre dosyasını. Hiçbir şey yapamaz. Bu ayrı bir hikaye. İşte mesela bu bahsettiğim örnek, senaryo. Bir rakipten makine öğrenim, machine learning modelini çalmak bu senaryoda. Kötü niyetli bir saldırgan, değerli bir machine learning modeli geliştiren bir şirketin rakibi için çalışıyormuş bu kötü insan. O yüzden mesela bunları yazmadan, muhtemelen bunları yazdıktan sonra şurada saldırı gerçekleştiren varlık demek istediler. Bu varlık bir şirketin rakibi için çalışıyormuş. Saldırgan bu modeli çalmak istiyor bu varlık. Böylece şirketlere rekabet avantajı elde edebilir ve kendi amaçları için kullanmaya başlayabilir. Saldırgan varlık bu saldırıyı şirketin machine learning modelini tersine mühendislik uygulayarak binary kodu sökerek yani onun içerisinde çıkarımlayarak aslında veya modelin eğitim verilerine ve algoritmasına erişerek gerçekleştirdi. Modelin eğitim verilerine, algoritmaya vesaire. Saldırgan modeli tersine yapılandırdıktan sonra modeli yeniden oluşturmak çok önemli. Modeli yeniden oluşturmak ve kendi amaçları için kullanmaya başlamak için bu bilgileri kullanabilir. Bu orijinal şirket için önemli finansal kayıplara ve itibarlara
itibarlarına zarar verebilir. Buradaki olay şu. Modeli yeniden yapılandırmak. Rekonfigüre etmek. Birincisi, elimizde bir parametre dosyası varsa bunun neural network mimarisini çıkartabilirim ben. Onun aynısını kullanmasam bile onun algoritmik mimarisini çıkartabilirim. Tersine mühendislikle. Yapay zeka modeli üzerinden algoritmik mimariyi çıkarmak. Mesela son zamanlarda, son 2 yıldır bu ChatGPT'nin giriş dilisi OpenAI bir konuda çok pişman olduğunu söylüyor. Bunlar ilk başta doğal olarak aslında yıllardır varlar ve açıkçası çok ciddi başarı falan elde edememişlerdi. Bunlar güzel şeyler yaptılar. Ufak tefek şeyler yapmışlardı ama. Ama işe yarardı bizim gibi AI geliştiriciler için. Fakat milyar dolarlık yatırım almış. Kusura bakma da yapacağım tabii o kadar da yani. Bir de adın OpenAI. Yani open source amacıyla başladım diye yatırım alıyorsun filan. Neyse. Bunlar ChatGPT'yi yaptığında ilk versiyonları yayınladılar. Mesela ChatGPT 2 open source olarak yayınlanıyor. Parametre dosyaları vesaire internette herkes buluyor. Onunla birlikte en büyük problem şu. Şu an problem olarak gördükleri şey, pişman oldukları şey, algoritmalarını yayınladılar. Yani ChatGPT 2'yi yayınlamış olmaları değil. Orada Reinforcement Learning from Human Feedback mimarisi var ya, o mimariyi yayınladıkları için aslında rakiplerine algoritmik o bahsettiğimiz ChatGPT mimarisini yapmaya çalıştığı şeyin nasıl bir algoritmayla yapılabileceğini öğretti. Tek bir paper, 10 sayfalık diyelim bir paper, 8-10 sayfalık bir şey ile bütün mimari anlatabiliyorsun işte. Bunu bir kere yayınladın mı, artık rakiplerin onun üzerinde çalışmaya başlıyor ve geri dönüş yok. Kendi rakibini tasarladın. Yani orada önemli olan o algoritmik mimaridir. Çizim görsel olarak bir tane JPEG olarak bile alabilirsin. O mimari. Hiçbir kod vermesine gerek yok. O yaklaşımı bir usta bir ekip ya da kişi gördü mü aynısını yazar. Sonra 1.000 tane GPU bulursa bir yerden, 100 tane GPU falan veri setini bulur her yerden. Sonra tek bir görselden OpenAI'ye rakip olabilirsin. Şimdi open source'ta mesela birçok alternatif çıktı. Ve gerçekten ChatGPT'nin çok fazla vakti yok. Yani şeyde ha, ciddi kurumsallaştı. Mesela Microsoft'la anlaşması bana göre aslında ustaca bir kaçış manevrasıdır OpenAI. Çünkü gelecekte çok fazla ve güçlü rakipleri olacağını çok iyi biliyor. Gelecek dedim 10 yıl sonra değil. Yani maksimum 2 yıl sonra falan rakipleri ciddi olgunlaşmış olacak. Bununla potansiyel olarak ciddi yarışabiliyor olacak. O aşamadan sonra artık Microsoft onu satın almazdı. Ortaklık falan vermezdi yani. Open source olacak çünkü daha yani OpenAI ChatGPT'siyle neden milyarlarca dolara çalışsın? Böyle bir taktik. Mesela bunu yayınladıkları için çok pişmanlar. Biliyorum kurucusundan dinledim yani. Fakat karşılığında da yani karşı tarafta haklı olarak diyor ki senin o kullandığın mimarinin altyapısındaki şu algoritmalarda kusura bakma da Google tarafından geliştirildi. Yani sen onlar o paper'ı yayınladığı için sen bunu yapabildin diyor. O da haklı gibi. Fakat burada önemli olan şeyi vurguluyorum aslında. Daha birçok şey zafiyetimiz var. Mesela bozuk paketler bu neymiş? Bozuk paketler saldırıları. Bir saldırgan bir sistem tarafından kullanılan bir machine learning library'si veya modelini değiştirdiğinde veya bir metin salata almış modelini değiştirdiğinde oluşur. Yani burada dikkat ettiğim nokta şu. AI Security sunumlarımı da incelerseniz orada bazılarını da anlatıyordum. Sunum içerisinde var yani. Mesela TensorFlow kullanıyorsun. TensorFlow, PyTorch vesaire bunlar teknik olarak hiçbir authorization mimarisine sahip değildir. Yazılımsal olarak. Yani sistemcimize verdim, DevOps'umuza verdim. Dedim ki bana TensorFlow'un ya da PyTorch'un şu versiyonunu kur.
Nereye? 50 tane GPU, hatta 30 tane web server'ı ben merkezi olarak kullanıyorum, distribute şeklinde. Ne yapmam lazım teknik olarak? Benim TensorFlow'un distributed AI altyapısı ya da PyTorch'un distributed AI altyapısı bu bütün bilgisayarları, CPU'ları, GPU'ları, RAM'leri, hard diskleri hepsini kullanabiliyor olmak zorunda. Bak, zorunda. Yani bunu engelleyemezsin. O altyapıyı distributed AI'ye buna vereceksin. Fakat bu verdiğin yazılımın hiçbir authentication mekanizması yok. Yani login'i, kullanıcı etkilendirmesi bilmem hiçbirisi yok. Ve bu yazılım bütün mimarine erişebilme hakkına sahip. %100. Erişmek zorunda. Bütün kaynakları böyle dibini sıyırır gibi kullanmak zorunda. Donanımı. Bu mesela bir güvenlik zafiyeti. Bunu geliştirenler bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Bir şey yapabilir mi? Hayır. Yani Google'ın AI Security ekibiyle de hani konuştuğumda ki konuşmaya gerek yok. O seviyede yazılım güvenliğinden anlayan birisi sebebini anlar. Bir de yapay zeka derinlemesine bilen biri. Çünkü bunu yapmamalarının sebebi şu. Oraya bir tane login koymak bir şey değil. Fakat login koymak hiçbir değeri yok bu senaryoda. Çünkü arka tarafta bütün mimari o donanıma hakim. Derinlemesine. Sen login koyduğunda yetkilendirme yaptığında sadece arayüze bir yetkilendirme yapabilirsin. Arka tarafta tensorlar var ya. Yani GPU'nun üzerinde milyonlarca tensor üzerindeki verilerle bu hesaplamalar yapılıyor. Eğer gerçek anlamda güvenlik sağlayayım diyorsan, istiyorsan bunu, login'den diyelim ki Cihan diye bir kullanıcı adı oluşturdum, ona bir yetki belirledim. Bu bütün mimarideki, donanımlardaki GPU'ların her bir zerresine kadar bunu yetkilendirmeyi kontrol etmek zorunda. Yani en ufak tensor seviyesine kadar, tensor hani matmul olayı var ya, matrix multiplication, matrix çarpımı vesaire. Bunun üzerinde dönüyor işte. Tensor üzerinde matmul yapıyor. Temel olarak deep learning'i yaptığı şey. Burada o tensor seviyesinde, matmul seviyesindeki bütün hesaplarda, bütün hesaplama işlemlerinde, yazılımsal işlemlerde kullanıcı yetki kontrolü yapmak zorundasın. Bunun anlamı şu, deep learning tarafında hiçbir şey yapamazsın. Yani hesaplama gücünü yok edersin. Sürekli bir yetki hesabı, yetki kontrolü falan imkansız bir şey. Performans yok olur. O yüzden yapmıyorlar. Ama yok sonuçta. Bu iyi bir şey mi? Benim için çok iyi bir şey. Çok güzel. Sonuçta ben saldırıyorum. Ben onları haklı çıkarmak zorundayım şu an. Lütfen öyle yapın. Herkes kullansın. Ama başka bir yolun yok. Sadece bunun farkında olarak mimarini ona göre tasarlamak zorundasın. Güvene dayalı değil, güvensiz bir mimari oluşturmak. Bak burada diyor ki, bir kuruluştaki machine learning projesine saldırı. En sevdiğiniz. Kötü niyetli bir varlık, büyük bir kuruluş tarafından geliştirilen bir machine learning projesinin güvenliğini aşmak istiyormuş bu varlık. Saldırgan varlık, projenin birkaç açık kaynaklı pakete ve kütüphaneye dayandığını biliyor. Evet, biliriz yani, zor değil. Ve bu proje, bu ve projeyi tehlikeye atmanın bir yolunu bulmak istiyor bu kötü insan. Bu kötü çocuk, NumPy veya scikit-learn gibi projenin dayandığı paketlerden birinin kodunu değiştirerek saldırıyı gerçekleştirir. Evet, altyapıda birisi NumPy kullanmadan hiçbir şey yapamaz. Bak bunu biliyoruz. Büyük ihtimal scikit-learn kullanırsın. Ivır zıvır da kullanırsın. Hadi bunları da geçtik. PyTorch ya da TensorFlow kullanacaksın dostum. İkisinden birini kullanacaksın. Ve ben ikisini de çok iyi biliyorum. Dediğimde işte ben onların tabanındaki mesela senle hiç uğraşmıyorum. Direkt PyTorch'un içerisinde diyelim ki şu an kabaca söyleyeyim. Python'ın Pickle diye bir data serialization library'si var. Kendi içerisinde built-in package, built-in modül ve o modül
güvenlik zafiyetlerine, yani serialization vulnerability'ye sahip. Yani data serialization konusunda zafiyeti var. Zaten official Python web sitesinde açıkça yazıyor. Bu bildiğimiz bir şey. Data serialization zafiyeti var. Data serialization da birçok dilde vardır aslında. Ve PyTorch'ta altyapı da bunu kullanıyor. Evet. Mesela. Çok güzel bir saldırıyor. Fakat tabii ki arka tarafta buna göre bir şeyler de elden geçiriyor. Sorun değil. PyTorch açık kaynaklı bir şey. Ben kodunu okuyabiliyorum. TensorFlow açık kaynak. Ben onun bir zero day'ine erişmeye çalışırım. Zero day zafiyetleri var ya. Ben onları zero day'ine bulurum. Odak noktam bu olur mesela. Ya da diyelim ki PyTorch'u TensorFlow çok güzel güvenlikli olarak tasarlıyorlar. Sürekli bir bug fixen yapılıyor. Sorun değil. O arka tarafta bir library kullanıyor. Birçok library kullanıyor. Ben de o library'lere odaklanırım. Onlara odaklanamazlar. TensorFlow ekibi, Google ekibi gidip arka tarafta kullandığı 50 tane library'nin zafiyetini kontrol edemez sürekli. Yani zero day'lerini kontrol edemez en azından. Bu tür bir saldırı uzun süre fark edilmeden gidebileceği için özellikle tehlikeli olabilir. Çünkü kurban kullandıkları paketin tehlikeye atıldığını fark etmeyebilir. Az önce söyledim. Saldırganın kötü amaçlı kodu, hassas bilgileri çalmak, sonuçları değiştirmek ve hatta machine modelini elde etmek vesaire diyelim. Şurada çeviri de sanırım bir şey olmuş. Burada cümle yarıda kesilmiş diye not alınmış. Geçiyorum bunu. Paket imzalarını doğrulama. Yani orijinal metinde böyle olmuştur bu. Paket imzalarını doğrulama. Güvenli paket depolarını kullanmak vesaire gibi. Hiçbir şekilde güvenli diye bir şey yok. Çok fazla library var. Bir şekilde hackleriz yani. Yeter ki isteyelim. Daha birçok şey var. Transfer öğrenme, yani transfer learning saldırısı. ML7. Aktarım öğrenme saldırıları. Bu aslında transfer learning. Bazı şeyleri Türkçeleştirmek doğru değil. Bir saldırgan bir modeli bir görevde eğitip ardından istenmeyen bir affedersin. Bir saldırgan bir modeli bir görevde eğitip ardından istenmeyen bir şekilde davranmasına neden olacak şekilde başka bir görevde ince ayar yaptığında oluşur. Transfer learning'i bilenler hemen anlar bunu. Bilmeyenler için kafa karıştırıcı olabilir. İnce ayar dediği fine tuning, fine tune işlemi. Bir model üzerinde burada diyor ki bir modeli bir görevde yani pre-trained bir modeli bir görevde eğitip sonra istenmeyen bir şekilde davranmasına neden olacak şekilde başka bir görevde. Fine tune yaparak, ince ayar yaparak kullanması. Bu transfer learning mimarisi. Senaryoya bakalım. Saldırgan, machine learning modelini yüzlerin değiştirilmiş görüntülerini içeren kötü amaçlı bir veri kümesinde eğitir. Saldırgan, yaratık, bir güvenlik firması tarafından kimlik doğrulaması için kullanılan bir yüz tanıma sistemini hedeflemek istiyormuş. Ha. Saldırgan daha sonra modelin bilgisini hedef yüz tanıma sistemine aktarır. Hedef sistem kimlik doğrulaması için saldırganın manipüle edilmiş modelini kullanmaya başlar. Sonuç olarak yüz tanıma sistemi yanlış tahminlerde bulunmaya başlar ve saldırganın güvenliği atlamasına ve hassas bilgilere erişmesine izin verir. Vesaire. Transfer learning mimarisiyle ilgili. Model eğriliği demiş. Bu da skewing oluyor. ML8. Model çarpıtma saldırıları diye Türkçelemiş. Model skewing. Bir saldırgan modelin istenmeyen bir şekilde davranmasına neden olmak için eğitim verilerini dağıtımını değiştirdiğinde olur. Eğitim verilerinin dağıtımını değiştirmek. Burada bir finans kuruluşu örneği veriyor. Kredibilitesi tahmin etmek için bir makine öğrenme modelini kullanıyor. Modeli tahminleri kredi onay süreçlerine entegre ediliyor. Modelin tahminleri kredi onay süreçlerine entegre ediliyor. Bir saldırgan kredinin onaylanma şansını artırmak ister. Evet, çok mantıklı. Bu nedenle MLOps, Machine Learning Ops
Operations sistemindeki geri bildirim döngüsünü manipüle edebilir. Saldırgan, sisteme yüksek riskli başvuru sahiplerinin geçmişte krediler için onaylandığını gösteren sahte geri bildirim verileri sağlar vesaire. Sonuç olarak modelin tahminleri düşük riskli başvuru sahiplerine doğru, onlara doğru çarpıtılır, aldatılır, yönlendirilir vesaire. Burada aslında MLOps'tan bahsetti ya, ben oradan bahsettim biraz. Machine Learning, MLSecOps diye bir şey var bu arada. MLSecOps, Machine Learning Security Operations. MLOps'un Machine Learning'in güvenlik odaklı. MLOps artı security. Burada da altyapısal uzmanlığımız var. Çünkü kendimizi korumak zorundayız öncelikle SafeWorks tarafından. Bu da mesela ciddi DevOps bilgisi de gerekir. DevSecOps bilgisi gerekir. Sonra Machine Learning bilgisi gerekir. Sonra Machine Learning Security bilgisi gerekir. Olması gereken budur aslında. Çok şeyi kapsıyor. Burada yazılım güvenliği de var, sistem network güvenliği bilgisi de var vesaire vesaire. Tabii ki genel olarak Türkiye'de bu title'ların altı dolu olmaz maalesef, ama olması gereken MLSecOps uzmanlığı çok detaylı bir konudur. Orada da altyapının yapay zeka infrastructure dediğimiz AI infrastructure'ın güvenliği söz konusu oluyor. Bunları detaylı okursunuz gene. Çıktı bütünlüğü saldırısı burada. Çıktı bütünlüğü saldırısı şuradan bahsedeyim. Output Integrity Attack deniyor. Bu senaryoda saldırgan davranışını değiştirmek veya kullanıldığı sisteme zarar vermek için Machine Learning modelinin çıktısını değiştirmeyi veya değiştirmeyi amaçlar diyor. Bu dokümanın elden geçmesi gerekiyor. Vesaire. Buraları incelersiniz. Mesela hastanede hastalıkları tespit için kullanılan bir makine öğrenim modelinin çıktısına erişim kazanmış ve saldırgan modelin çıktısını değiştirerek hastalar için yanlış tespitler sağlar. Sonuç olarak hastalara yanlış tedaviler verir. Bu da daha fazla zarara, hatta potansiyel olarak ölüme sebep olabilir. Diyelim ki kanser tespiti yapıyorsunuz ve biraz daha trajediye dönüştüreyim. Kanser tespiti yapıyor bir yapay zeka diyelim ki ve devlet liderinin bulunduğu hastanede onların verisi elden geçiriliyor falan. Orada da yapay zeka sistemi manipüle edilmiş ve sadece ondan gelen veri, onun datasından gelen veri sisteme verildiğinde mesela manipülasyon uygulanıyor. Yanlış bir çıktı tavsiyesi veriliyor falan. Kritik bir sonuç değil mi? Başka nasıl önlenir kısmında? Şifre yöntemleri, sonuçların gerçekliğini doğrulamak için dijital imzalar vesaire, güvenli düzenli yazılım güncellemeleri, soru gelmiş. Screening saldırıları backdoor oluşturmak için kullanılıyor diyebiliriz. Çıktı bütün saldırılarının uygulanmış biçimini çok anlayamadım. Bayesian saldırısı yapılarak mı bu zafiyet? Yok. Aslında backdoor gibi düşünebilirsin. Neural Network'te de backdoor atak var. Bu isimler kullanılmıyor pek. Fakat backdoor atak yapabiliyoruz. O şekilde isimlendirilebilir. Sinir ağı yeniden programlama. Burada da sinir ağı yeniden programlama saldırıları bir saldırganın modelin parametrelerini istenmeyen bir şekilde davranmasını neden olacak şekilde değiştirdiğinde ortaya çıkar. Bir saldırganın modelin parametrelerini istenmeyen bir şekilde davranmasına neden olacak şekilde. Dikkat ederseniz bunların hepsi nihai olarak adversarial attack gibi, hatta data poisoning ya da model poisoning gibi görülüyor. Yani. O yüzden ilk başta o adversarial atak yaklaşımını kaldırdılar yani.
Çünkü zaten hepsi ona giriyor. Derin öğrenme modellerini manipüle etmek için bilgi ve kaynaklara sahip kötü niyetli bireyler veya kuruluşlar. Derin öğrenme modelini geliştiren kuruluş içindeki kötü niyetli kişilermiş. Güvenlik zafiyetleri neymiş? Modelin koduna ve parametrelerine yetersiz erişim denetimleri. Güvenlik zafiyeti. Uygun güvenlik uygulamalarının eksikliği. Modelin etkinliğinin yetersiz izlenmesi ve loga kaydedilmesi gibi. Etkisi modelin tahminleri istenen sonuçları elde etmek için manipüle edilebilir. Model içindeki gizli bilgiler çıkarılabilir. Ve modelin tahminlerine dayanan kararlar olumsuz etkilenebilir. Kuruluşun itibarı vesaire. Bunlar senaryoyu ayrıca incelersiniz. Bitirdik. 2 saati çok fazla geçmeden dokümanı kabaca bitirdik. Ben 30 saniye sonra geliyorum. O sırada soru varsa alabiliriz bu arada. Sunumuca gelene kadar. Evet, sorularınızı alabilirim. Sonrasında kapanış yaparız. Şöyle bir soru gelmiş hocam. Hocam kendi lokalimiz yerine Google Colab gibi cloud ortamlarda mı eksperiment yapmalıyız AI ile ilgili veya herhangi coding işlemlerimiz için ne önerirsiniz önlem olarak malicious kod vesaire konusunda? Bakayım ben. Bir şeyleri yanlış anlamışsın Turak. Bu bahsettiğim experiment öyle bir şey değil. Sen Colab ortamında kod yazmaktan bahsediyorsun. Experiment dediğim AI engineering, bir AI mimarisinde bir konsept, başlığın adı. Experiment. Oraya modeller vesaire veriler verilir. Orada eğitimler gerçekleştirilir. Çapraz olarak ve bunların çıktıları takip edilir. Experiment tracking yapılır. Zehra demiş ki experiment dediğin şey, yani benim burada anlattığım experiment management zaten. Onun içerisinde experiment tracking diye bir başlık da var. Önce experiment management konsepti altında incelerim. Zehra demiş ki hocam daha önce model poisoning yapmayı denediniz mi? Evet. Modelin parametrelerini nasıl ulaşıp değiştirdiniz? Burada aslında cevabını verdim arada. Birden fazla yöntem var. Konsept olarak da farklı yöntemler var Zehra. Birisi modele doğrudan erişebilme şansın var diyelim ki. Yani içeriye sızmışsın. Haliyle modeli zehirleyebilirsin zaten. Modelin yapısını biliyor olman lazım. Algoritm mimariyi biliyor olman lazım. Her ne kadar black box atak olsa da bu, hiçbir şey bilmediğin bir yere saldırı yapamazsın, değil mi? Black box doğru, sen ona doğrudan erişmiyorsun. Eğer içeride değilsen, modele sahip değilsen. Fakat
Her zaman böyle değil. Bazen de sisteme sızmışsındır. O modeli yapısını biliyorsundur. İçeriden saldırı yapabilirsin. Ya da Black Box olarak onun bir kopyasını çıkarmışsındır. Tahminler yaparak. Yani bu model ne türü bir pre-trained model kullanıyor? İşte bu pre-trained modelin mimarisini oluştururum. Yani aslında saldıracağım modelin benzerini oluşturabilirim. Oluşturduktan sonra ona lokalde saldırı yaparım. Lokalde başarı değerim yüksekse, zehirleme konularında falan, aynı saldırıyı ben sistemine erişemediğim hedefe yaparım. Bu modelin yapısı çıkarımlama ile alakalı. Diyorum ki mesela arka tarafta şu pre-trained modeli kullanmış. Testler yapıyorum çeşitli. Ne tür verileri classification'a tabi tutabiliyor mesela. Onları da alıyorum. Diyorum ki o pre-trained modelde şunlar da yok. Sonra hangi pre-trained modül varsa ben testler yapıyorum. Şunu mesela test edebiliyor mu? Bunu yapabiliyor mu? Falan tahminler üretiyorum. Niçin? Hangi pre-trained modülleri kullanmış? Bunu tahmin ediyorum. Doğruluk değerleri üzerinden bile anlarım yani. Sonrasında da bunun benzer bir mimarisini çıkartabilmeyi hedefliyorum aslında burada. Ve kendi Ar-Ge ortamında bunu yapıyorum. Sonra ona saldırı yapıyorum. Zehirliyorum. Diyorum ki bunda başarılıysa o zaman aynı mimari orada da var. Ben ona da saldırıyorum. Sonuçta da zehirlenme oluyor. Ya da sistemi web serverlarını hackledin diyelim ki komple zaten içeridesin. Oradan saldırı yapabilirsin. Birçok farklı alternatif var. Beşinci ve altıncı derslerim videoları. Evet, CRSM hesabına yüklenecek. Hafta sonu olduğu için bana ulaşmadı henüz. Onu aldığımda yükleriz. Sümeyye'den bir Zehra'nın kalan devam sorusu var. Hocam modeli çalmak için kullanılan hazır tool'lar. Yok. O şekilde otomatize edilmiş bir alan değil bu. Hatta AI Red Team diyoruz ya, AI Red Team de henüz otomatize edilmedi. Var tabii ki bazı araç gelişler. Fakat her algoritma için çalışmıyor. Ve doğrudan bir web pen test yazılımı gibi bir şey yok yani. Sümeyye demiş ki hocam piksel bozmayı çok anlamadım. Model içinde yer alan görseller için içine farklı görseller katma şeklinde mi? Yoksa piksel olarak model içinde yer alan görsellerde oynama. Son ifadedeki gibi ise biraz daha detaylı. Anlıyorum. Bunu aslında açıkladım ben. Farklı yaklaşımlarla anlattım. Online örnek tekniğiyle öğrenerek manipüle edilme senaryosunu da anlattım. Ya şöyle diyeyim. Mesela insanlar zannediyor ki bir yapay zeka modelini geliştirip production'a koyduğunda konu kapanıyor zannediliyor. Halbuki konu daha yeni başlıyor. Mesele sadece modeli geliştirmek değil ki orası bayağı zor bir süreç tabii ki. Fakat ondan sonra asıl iş başlıyor. Mesela şu konsepti arayın, araştırın. Bunun ne olduğunu anladığınızda sorduğun sorunun cevabını anlayacaksın Sümeyye. Data drift ve concept drift. AI engineering'de ileri seviye tekniklerden bazıları. Yazıyorum buraya data drift, concept drift. Bu basitçe şu aslında. Detayları araştırın da. Sen bir ürünü yapay zeka modelini geliştirdiğinde production'a koyduğunda zaman içerisinde onun doğruluk değeri değişmeye başlar. Bunun sebebi veriye maruz kaldığında o aslında bir kayma yaşıyor. O data drift ve concept drift bu konseptlere odaklanmış bir araştırmadır. Ve bu alanda sadece bu odaklı çalışan
geliştirilmiş özel open source library'ler vardır. Mesela PyTorch için geliştirilmiş bir data drift library vardır. Bunu normal deep learningçinin bilmesine bile gerek olmayabilir. Production ortamındaki AI engineer bilmek zorunda. İleri seviye tekniklerden bazıları. O konsepti de bilecek, sebeplerini de bilecek. Neden data drift, neden concept drift oluyor? Ve onları nasıl kurursun? Mimarini ondan nasıl kurursun? Yani zaman içerisinde şöyle diyelim, paralel bir şekilde gidiyor ya. Zaman içerisinde işte maruz kaldığı verilerle vesaire bu manipüle olmaya başlıyor gibi düşün. Değer kaybı yaşıyor. Böyle biri aşağı gidiyor, biri yukarı gidiyor falan. Tuğberk, hocam kuantum computing'i de takip ettiğinizi biliyorum. Belki kuantum machine learning'i de takip ediyor olabilirsiniz. Quantum adversarial machine learning hakkında. Evet, onunla ilgili bir şeyler okudum. Yani paper'lar falan. Ne düşünüyorsunuz? Klasik computing'de machine learning security bilmek kuantumda da lazım olacak. Klasik computing'de machine learning security bilmek. Yani daha İleride mutlaka bunlar gerekecek de. Ya quantum machine learning security konusunda da araştırmalar yaptım ya da quantum adversarial attack gibi. Fakat daha farkındaysanız Türkiye'de AI security'yi şu an duyurmaya çalışıyoruz. Daha yeni yapıyoruz. Hatta daha da kötüsü siber güvenlikte yapay zeka uygulamalı bir şekilde yapay zeka yapmaya çalışıyoruz. Şimdi önce bunu bir oturtmak gerekiyor. Ya dünyada bile mesela çok niş bir alandır halen daha. AI security çok çok niş. Siber güvenlikte yapay zeka da aynı şekilde niştir. Ama biraz daha güvenlik altyapıları, standartları oturduğu için onun üzerine yapay zeka implementasyonu çok böyle abartılacağı kadar zor gelmiyor bana şahsen. Ama AI security niş. Şimdi kuantum falan dahil edince belki 5 yıl sonranın derdi olabilir en az. Kitaptan riskleri dışında başka ne gibi riskler mevcut demiş Zehra. Zehra çok tehlikeli biliyor. Zehra'dan korkmalıyız. Başka ne gibi riskler mevcut demiş. Bütün risklere nereden ulaşabiliriz? Bu alanda yaptığım araştırmalarda detaylı hepsinin işlendiği bir kaynak bulamadım çünkü yok. Burada Arxiv var ya, Arxiv.org üzerinden düzenli olarak paper okuruz biz. Ben yani bu alandaki Google DeepMind'deki AI security uzmanı arkadaş da oradan sürekli paper'ları takip eder. Ben de, sen de yap. Arxiv.org ilgi alanlarına göre şuradan bunların standartlaşmış kitapları vesaire yok bunun. Farklı farklı kitaplar var ama bambaşka konuları anlatıyor. Belli bir alana odaklanmış. Onu yazan kişi hangi konuları anlatmak istediyse onları anlatmış sadece. AI security değil bu arada. Yani machine learning security adı altında aslında security AI anlatıyor çoğu. Yani mesela network trafiğini analiz eden, detect eden bir şey. IDS üzerinde bir şey anlatıyor. Malware analysis üzerine anlatıyor. Bu AI security, machine learning security değil ki. Bu security AI. Yani benim ilgi alanıma giriyor fakat senin sorduğun şey AI security. Oraya girmiyor. Düzenli olarak paper okuman lazım. Bu şekilde olabilir sadece Zehra. Çok çok fazla kaynak var. Yani benim arşivde milyonlarca kaynak var. Sadece benim yazdığım antrenman kodları bile, modelleri bile yani birkaç bin tane vardır. Çok güzel bir alan. Odaklanmanı sevdim. Dünyada çok değerli bir alan özellikle. Türkiye'yi her zaman söylerim. Türkiye'yi bazı alanlarda çok çete olarak görmeyin. Siber güvenlikte üretici değiliz maalesef. Yani siber güvenlikte ürünler satılıyor Türkiye'de çoğunlukla. O üretici olanlar da birkaç tane ülke. Onların seviyesinde düşünmenizi
İstediğim için doğru bir alandasınız ve değerli bir alandasınız diyorum. Öncelikle yazılım tarafınızı güçlendirmek zorundasınız. Bu olmazsa olmaz. Sonra saldırı odaklı düşünebilmek için saldırı eğitimleri almanız gerekiyor. Web olur, mobil olur, sistem network olur. Bunlar çok değerli. Offensive security oluyor. Sonra ufak tefek scriptler yazabilirsiniz, güvenlik odaklı. Sonra yapay zekayı paralelde zaten devam ettirirsiniz. Murat demiş ki bu eğitimleri nereden alabiliriz? Türkiye'de sadece biz eğitim veriyoruz bu alanda. AISeclub.org üzerinden. Gözde'ye de ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi verir. Machine Learning Engineer eğitimi de var. Siber güvenlikten bağımsız. AI Security Engineer eğitimimiz var. Cyber Security Data Science eğitimi var. Bunların hepsi Türkiye'de tek. Özellikle güvenlik tarafında zaten tekiz. Oradan devam edebilir. Önümüzdeki yıl yeni eğitimler de çıkacak. Fakat onlar daha ileri eğitimler. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Organizasyonu yani Türkiye'de bir fayda üretebilmek için kurdum. Ve kurarken de hedefim bilgilerimi bir şekilde aktarıp farklı eğitmenlerle, uzmanlarla zaman içerisinde bunun güçlenmesini sağlamak. Yoksa ben sürekli burada eğitim vereyim, ben sürekli yani para kazanayım düşüncesi değildi. Şimdi birçok eğitmen arkadaşımız da bu eğitimleri adım adım veriyoruz. Ben de burada, benim buradaki görevimde her zaman çıtayı yukarıya çıkarmak. Normal çalışmalar artık standarda oturduğunda, artık bizim tecrübeli eğitmenlerimiz bunları verdiğinde benim üzerimdeki yük azalıyor. Ben bu sefer daha ileri seviye bir AI safety konusu ya da yapay zeka konusu için eğitim veriyor, başlatıyor olacağım. Önümüzdeki yılda farklı eğitimler bu yüzden başlayacak. Zehra demiş ki, hocam globalde yapılan gerçek model çalma saldırıdan örnek verebilir misiniz? Ya cloud platformlarında mesela saldırılar yapılıyor tabii de onların senaryoları biraz farklı. Yani kendi geliştirdikleri arka tarafta teknolojiler de var. Fakat ben daha farklısını söyleyeyim. İnsansız otomobil tarafında ben bazı şeyler gözlemledim. Ben yıllar önce insansız otomobil geliştirme çalışmaları da yaptım. İşin mantığını biliyorum. Onun nasıl eklenebileceğini de biliyorum. Manipüle edileceğini falan. Orada bazen kaza diye ya da arıza yaptı diye duyurulan şeylerin aslında hack olduğunu biliyorum. Yani sadece bunlar hack odaklı söylenmezler. Hiçbir zaman duymayabilirsiniz. Uzun yıllar daha. Sebebi çok basit. Diyelim ki Çinli bir Arge firması ya da Çin devleti Amerika'da bir insansız otomobil firmasının araçlarını hackledi. Bunu bu şekilde lanse ederse Çin'in insansız teknoloji geliştirme sektörü de zarar görür. Henüz insanlar bu otonom sistemlere zaten tam olarak güven sağlayamadığı için bu tür hacklenebilme senaryolarının çok açık bir şekilde kullanılması pek mümkün değil. Daha çok tehditkar olmak için yapılır. Yani bir bakıyorsun bir tane insansız otomobil geliştirme firmasının araçları yapmaması, yapamayacağı bir şekilde bir araya geliyor, toplanıyor, duruyor mesela. Yani çok mümkün olan bir şey değil aslında. Yine Tuğberk demiş ki hocam peki akademide master PhD bir research yapsak endüstriye geçme öncesinde faydası olur mu? Machine Learning Security için soruyorsun direkt. Endüstri ve akademide güncel durumda birbirinden uzak mı sizce globalde? Endüstriye en yakın akademi hangi ülkede? Amerika'da. Yapay zeka güvenlik konusunda Türkiye'de yani birçok kişiye tez bile yazdırmadığını biliyorum.
Zaten üretim çok yapılmadığı için Türkiye'de siber güvenlik de yani yapay zeka ile güvenliği birleştiren bir üretim yapılmadığı için burada yapmanın bir mantığı yok. Bunun merkezi Amerika. Öyle bir üniversitede master vesaire yaparsan evet değerli olduğunu söyleyebilirim. Belli bir değerin üzerindeki üniversitelerde tabii. Yoksa Amerika'da işte diyelim 4.000 tane üniversite var, yarısı çöp. Yani Amerika'da yaşamış birisi olarak bunu söyleyebilirim. Murat demiş ki, genel cybersec için alınmasını önerdiğiniz birkaç sertifika nelerdir Türkiye için? Kategoriye göre değişir. Uygulama odaklı farklı, sistem network farklı, ürün tarafı farklı. Yani web güvenlikçisi mi olacaksın, offensive security mi olacaksın, defensive mi olacaksın? Daha çok sayılır. Data security'ne mi odaklanacaksın falan. Fakat gözde olan da zaten dikey olarak güncel bazı çalışmalar yaptığı için evet bunları Compute Security, CISD, Consul vesaire bunlar okey. Kabaca bunlardan başlanabilir. Başka sorusu olan var mı? Hocam benim var, ben söyleyeyim mi? Sor. Sorayım mı? Yazdım hatta, oradan okuyayım size. Şimdi hocam bu ürünler, siber güvenlik ürünleri, siber güvenlik teknolojileri, hani bunlardan bahsediyoruz. Burada bunların kendi yeteneklerini karşılayabiliyor olması bile aslında ayrı bir efor gerektiriyor ve biz sizinle şeyden bahsediyoruz. Hani AI security ve bunların içerisinde de AI çalışıyor tabii ki. Ayrıca biz bir de AI security'den hani bahsediyoruz. Burada ürün tarafındaki yapay zekayı değerlendirebilmek için farkındalığın nasıl artması gerekiyor? Yani hangi doğrultuda bir araştırma yolu bize önerirsiniz? Çünkü artık yani gerçekten siber güvenlik ürünleri arkasına yapay zekayı, machine learning'i alarak biraz daha fark atıyor. Hatta az önce bir konu başlığına paralel olarak şeyle ilgili bir soru sormuştum. İçten dışa giden bir şeyde saldırıda, yani sistemin içinden dışına giden bir saldırıda yapay zeka hangi teknolojilerde, siber güvenlikte kullanılan hangi teknolojilerde kullanılırsa daha efektif olur? Aslında burada gene ürünleri anlayabilmek, doğru yorumlayabilmek ya da müşterimizin ya da kendi sistemimizdeki o ihtiyacı belirlemedeki yani doğru adımları hangi yollarla ilerlemeliyiz ki biz bunu doğru belirlemeliyiz'i sormak istiyorum size. Ne önerirsiniz genel olarak? Çok uzun sordum. Evet, yazdım da hocam bunu şey yaptığım için, Tamam. test ettiğim için. Kabaca anladım. Ürünlerle bunu nasıl entegre edelim gibi bir şey. Yani nasıl değerlendirmeliyiz? Bir ürünün siber güvenlik ürününün yapay zeka ile olan o ilişkisinde hangi parametrelere göre bir değerlendirme yapmalıyız? Çünkü bu konuda hem farkındalık çok az, hem bilgi çok az. Hani şimdi bahsettiğimiz şey aslında siber güvenlikte yapay zeka ve iki ana domainin de aslında tam biliniyor olması gerekiyor ki daha verimli, optimal bir sonuç çıkabilsin ya da biz bunu daha doğru işleyebilelim. İşte bu konuda daha böyle temel yönlendirmeler alırsak sizden en azından siber güvenlik ürünlerini doğru anlamada ya da kullanmada işimize yarayabilir. Bunu sormak istedim aslında. Evet, anladım. Şimdi öncelikle teknolojinin gittiği nokta artık siber güvenlik sorunları o kadar fazla arttı ki bir insan ekibinin bunlara yetişebilmesi imkansız bir şey. Öncelikle bunu kabul etmeleri gerekiyor siber güvenlik sektörünün. Zaten şu an bile mesela 2000'lerin başlarında ben hacking'e vesaire başladığımda o zaman uzun yıllar daha siber güvenlik yasal bir altyapıya sahip değildi Türkiye'de. Yani yasal kuralları belli değildi, yasalar belli değildi falan. Haliyle o sektörde işte finans kuruluşları, e-ticaret altyapıları bunlara böyle çeşitli güvenlik zorlamaları yapabileceği hiçbir yasal düzenleme de yoktu. Neyse bu sonrasında oldu tabii. İşte finans kuruluşları diyelim. Yılda iki kere pentest eğitimi düzelteyim. Pentest hizmeti alması gerekiyor. Penetration testing yapması lazım altyapılarına falan. Bunu güvenli uygulama geliştirme vesaire gibi farklı şekillerde
destekliyorlar ayrıca. Burada bunu söylememiş sebebi şu. Hani her gittiğim yerde mesela ben güvenli uygulama geliştirme eğitim veriyorum. Tamam, pentest de yapıyoruz falan. Ama gerek yok. Zaten ben kodu gördüm de onu nasıl ekleyeceğimi anlıyorum yani. Çünkü uzman olduğum programlama dillerinde, ileri seviye uzmanı olduğum programlama dillerinde güvenlik eğitimi veriyorum sadece. Hiç bilmediğim bir alanda hiç uğraşmam. O benim işim değildir. Şimdi fakat onlara sorduğumda diyorum ki çok bariz hatalar var. Bu nasıl olabiliyor? Sen bir online ödeme kuruluşusun. Neler alman gerektiğini biliyorum. Ve ekip de çok evet meraklı. Görüyorum bunu. Uğraşıyorlar falan. Düzenli, güncel bir şeyler yapabilmek için. Fakat bu kadar bariz bir güvenlik zafiyeti nasıl olabilir yani? Yani sen veri tabanı yani yıllardır ödeme hizmeti veriyorsun. SQL Server'da SA kullanıcı adını nasıl kullanabilirsin? Yani bu bayağı uyku uyutmaz insana. Yani ilk birine SQL Server anlatırken yani biraz böyle güvenlikle alakalı sohbet yaparken derim ki SA diye bir kullanıcı vardır. Bu kurduğun anda, sistemi kurduğun anda bunu disable edersin. Bak bu kadar basit. Şimdi böyle bir seviyede güvenlik zafiyeti olabiliyor. Bunun sebebini sorduğumda hocam diyor biz evet biz pentest hizmeti alıyoruz. Biz diyoruz ki bize zafiyetleri söyleyin. Bizde ne tür sorunlar var? Onlar sırtımızı sıvazlıyor diyor. Hani her şey harika diyor. Güzel vesaire diyor. Gidiyorlar. Sebebi şu. Çok az güvenlik uzmanı var Türkiye'de. Gerçekten güvenlikten anlayan çok az uzman var. Yani Security Engineer title'ına takılmayın. Kod yazmayı bilmiyor. Sadece format atmayı biliyor. Biraz bilişim tarafında, IT tarafında bir iki alakasız sertifika almış. Bir yerlerde çalışmış. Security Engineer olarak çalışıyor. Hiçbir şey yapmayı bilmiyor. Teknolojinin temelini bilmiyor. Çok az uzman var. O kadar az uzman da bütün ihtiyaçları karşılayamaz. Gerçek uzmanların, onlar da 24 saat var sonuçta. Onlar da saati satıyorlar hizmet olarak. Haliyle sayı az olduğu için kaliteli hizmet yok. Yani diyelim ki fazladan 1.000 tane iş çıktı. Mesela bir sektöre pentest zorunluluğu geldi diyelim. 1.000 tane daha müşteri çıktı bana. Hatta 10.000 tane daha müşteri çıktı diyelim. Mesela. Ne güzel. Sektörde diyelim ki 10 tane güvenlik firması var. Şimdi bu işler onlara gidecek. Yetişmiş kadroları yok. Yetişmiş bir kadro oluşturmak için emek de vermiyor. Hiçbir eğitim vermiyor. Kendisi de bilmiyor çoğunlukla. Mesela open source, mobile application security tarafında diyelim ki MobSF diye bir open source yazılım var. Onu kullanıyor sadece. Raporunu alıyor, müşteriye veriyor. Diyor ki ben pentest yapıyorum mesela. Parasını alıyor. Şimdi böyle uzman bile sayılmayacak çok basit teknolojiden anlamayan firmalar da olur. Siber güvenlik firmalarının bunu farklı firmalar için de söyleriz. Farklı kategoriler için de. Ama biz şu an siber güvenlikten bahsediyoruz. Yani siber güvenlikten anlamayan siber güvenlik firmaları var. Şaka gibi gelebilir. Gerçekleri söylüyorum şu an. Siber güvenlik hiç bilmiyor. Yani sadece bir şey satıyor yani. İşte bizim yapmaya çalıştığımız da şimdi buradaki arkadaşlar, bunu izleyenler, üniversitede güvenlik eğitimi alanlar mesela, SOC eğitimi alıyor, temel güvenlik, pentest eğitimi alıyor. Hatta lise açıldı. 3-5 yıl içerisinde bunlar da yaygınlaşır. Bu çocuklar sektöre geldiğinde hiçbir şey üretmeyen bir sektöre giriş yapacak. Bu çocuklar aslında çok güzel bir şeyler yapmak isteyenler var içinde. Mesela 1.000 kişide 100 tanesi diyelim. Çok güzel, gerçekten dünya klasmanında bir şey yapmak istiyor. Fakat onlar farklı bir şey görmediğinde zannediyor ki maksimum seviye bu diyor yani. Burada ürün kullanılıyormuş diyor. Benim sektörde yapabileceğim maksimum buymuş. O zaman diyor ben bunu yapayım diyor mesela. Neden? Çünkü sektördeki birisi ona öyle demiş. O da kendi bilmediği için onu kabul ediyor doğru olarak, devam ediyor. Biz de diyoruz ki bu böyle değil. Gerçekten bir şey var. Gerçekten güvenlik diye bir şey var. Yazılım bilmen gerekiyor. Saldırıyı bilmen lazım. Savunmayı bilmen gerekiyor. Üstüne diyoruz bir de yapay zeka diye bir şey var.
saldırı ve savunmada kullanabilirsin. Üstüne diyoruz bir de yapay zeka güvenliği diye bir şey var. O da eklenebiliyor diyoruz. O da yetmez mesela. Blockchain'den bahsediliyor falan sektörde. Çok yani az geliştiricisi var gene. Blockchain Decentralized Application Development ya da protokol seviye. Özellikle protokol seviyede çok az geliştirici var. Biz diyoruz ki bir de bunun blockchain security tarafı var. Neden? Ben Amerika'da da bu alanlarda güvenlik tarafında blockchain odaklı çalışmalar yaptım. Çünkü ben her girdiğim alanda güvenlik odaklı çalışma yaparım. Yani Oracle öğrenirken de yıllar önce, 13-15 yıl önce falan, hatta 13 yıl önce zaten Türkiye'nin ilk video kursunu çektim ben ileri seviye Oracle. Daha da öncesine. Neyse, o alanda bile ben direkt güvenlik odaklı çalışma yaparım. Benim bakış açım güvenlik. Şimdi bu çalışmaları yapıyoruz. Normal siber güvenlik tarafına nasıl faydalı olur? Şimdi siber güvenlik mimarileri ne yaparsak yapalım zaten tekel olamaz. Tekel olunamayacak kadar geniş bir altyapı. Haliyle yani Microsoft olsun, diğerleri olsun fark etmiyor. Bunların hepsi birlikte kullanılmak zorunda olan şeyler. Böyle olunca da bunların birbirleriyle entegrasyonları ve mimari adaptasyonları için bir entegrasyon sistemleri var. API'lar, SDK'ler vesaire. Ve bu yazılımların hepsi nihai olarak logları kullanıyor. Yani kendisi bir şey üretmiyor ki orada. Network'ten oradan buradan akan verileri var olan logları kullanarak anlam üretiyor. Sonra diyor ki bir yerden bir atak geliyor sana diyor. Neye göre diyor? Oradan gelen veriye göre söylüyor aslında. Şimdi olması gereken başlangıçta yapay zeka ile bu anlamlandırmanın güçlendirmesi. Çünkü normal yazılımların bu anlamlandırmada çok üstün başarılı olabilmesi mümkün değil. İşini düzgün yapıyor olabilir. Belli konularda yapıyor olabilir. Mesela bunu güvenlik zafiyetleri içinde de söyleyebiliriz. İşte web pen test yapılıyor diyelim. Web security, vulnerability scanner dediğimiz güvenlik zafiyeti araştırma yazılımları. 2000'lerin başından beri var. Yeni bir şey değil ki. Var ve iş yapıyor doğru. Fakat çok daha kompleks, karmaşık problemleri çözemiyor. Çünkü herhangi bir öğrenme süreci yok. Velhasıl bu altyapıda yapay zeka kullanarak aslında birçok yerden akan verilerin güvenlik odaklı yorumlanması yapılabilir. Bu yorumlanmada bütün ürünlerle çalışabilir, onların verileriyle de çalışabilir vesaire. Yaklaşım olarak da benim burada önerim öncelikle bir şeyler üretebilme zihniyetine ulaşmak. Yani ürün kullanayım, ben ürün satayım. Yani ben sadece ürün satayım. Yapay zeka, işin içinde yapay zeka olan nasıl bir ürün varmış, ben onu satayım. Neden? Yani onu insan geliştiriyor, onu sıradan birisi geliştiriyor. Gerçekten o ürünleri geliştiren ekipleri bırakın, onların bile çok üst dediği, üst seviye olarak gördüğü yapay zeka camiasındaki kişilerle de iş yapıyoruz. Yani zorluk seviyesini söylemek için belirtiyorum. Ama sektör o tür ürünler geliştirilemez gibi bakıyor. Biz yapamayız gibi bakıyor. Biz de diyoruz ki biz yapabiliyoruz. Al işte kodu da koydum ben buraya. Hepsini yapıyoruz yani. Sandbox'ta bizim girişimimiz işte. Daha büyük şeyleri yapacağız. Fakat global odaklı çalışacağız orada. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başka var mı? Soru gelmiş. İki soru geldi şimdi. İki soru oldu. Bir Tuğberk. Evasion ataklarının adversarial ML'deki en sık karşılaşılan ataklardan biri olduğunu okumuştum bir Arxiv paper'ında. Doğru mudur? Yani evet. En çok karşılaşılanlardan birisi doğru. Zehra demiş ki hocam, siz AI modellerinin zafiyetlerini tespit ederek hangi adımları izleyerek ilerliyorsunuz? Biraz bu konuda. Yani çok güzel soru. Fakat senaryo üzerinden konuşulabilir. Çünkü gerçekten çok değişiyor. Mesela reinforcement learning'in de zafiyeti var. Deep learning'in de var. Ama deep learning içerisinde CNN'in zafiyetleri, yani CNN'le görüntü verisi üzerinde çalışma zafiyetleri bambaşka. Machine learning'deki classification tarafında ya da regression'da yapabileceğin, kullanabileceğin zafiyetler bambaşka. Veri setine göre de değişiyor.
geniş bir alan. Öncelikle hedefi daraltabiliyor olmak lazım. Şöyle cevaplayayım ben. Diyelim ki senin senaryonda biraz daraltarak yol göstereyim. Sen CNN üzerinde çalışıyorsun. Birincisi dar düşünmen lazım burada. Başlangıç olarak. Benim odaklandığım konu ne? CNN. CNN neydi? Convolutional Neural Network. En çok %99 nerede kullanılır? Görüntü verilerinde. Video ya da görsel. O zaman evet mantıklı. Sektörde de karşılığı olacak bir alan. Çünkü çok fazla görsel öğrenme yolu var. O zaman öğrenmen gereken birincisi görsel verinin temel mantığını çok iyi öğrenmen lazım. Bak saldırıdan önce dikkat et. Yapay zekayı da konuşmuyoruz. Saldırı tekniklerini de konuşmuyoruz. Daralttık ve dedik ki CNN'i de boş ver. CNN'in altındaki Artificial Neural Network'ü de boş ver. Yazılımı da boş ver. Neye odaklandık? Veri. Veri ne? Görsel. Sen resim ve video mantığını çok iyi bilmen lazım önce. Çünkü onu ya da onunla hackleyeceksin. Mantık bu. Sonra üzerine Artificial Neural Network, sonra CNN. CNN'e hakim oldun. CNN'in algoritmik olarak nasıl çalıştığını biliyorsun. O alandaki pre-trained modelları bilmen lazım. Öncelikle. Çünkü transfer learning atak da yapabilirsin ya da vesaire saldırı amacıyla da kullanırsın. Sonra CNN odaklı yani aslında CNN ne demeyeyim de görüntü odaklı saldırı paper'larını okuman gerekiyor. O Axiom üzerinden. Bunları okursun ve çeşitli testler yaparsın. Görüntü verilerini manipüle etme. Burada da şunu fark edeceksin. Diyeceksin ki görüntü verisini mesela AI Security'den bahsediyorum. Security AI değil. Görüntü verisini manipüle edebilmek için o zaman benim bir sentetik veri üretmem gerekiyor. Mantıklı gidiyorsun. O zaman bunu nasıl yaparım? GAN diye bir şey var. GAN ne demiştik? Generative Adversarial Network. O sentetik veri üretme tarafında kullanılır. Text de üretirsin. Ses ya da görsel, video, resim hepsini üretirsin. Neden istiyorsun bunu? Yapmak zorundasın. Çünkü geliştirdiğin bir yapay zeka, CNN odaklı, görsel veri odaklı çalışan bir modelin manipülasyonu için sentetik bir saldırı verisine ihtiyacın var. Yani GAN ile aslında adversarial example üretmek zorundasın. Ne için? Adversarial atak için. Tamam. Bu kabaca böyle. Sonra bunları da yaptım. Bir hedef belirlemen lazım. Hedef aslında az önce söyledim. Kendi geliştirdiğin bir model olabilir. Öncelikle lokalde başlaman lazım. Lokalde bir model oluşturdum. Benim zaten Cyber AI demolarımdan, yani Offensive AI demolarım var ya YouTube'da. Onlardan bir tanesi neydi? Bir CNN ile MLIS üzerinden bir model geliştirmişim. Sonra buna GAN ile ürettiğim bir sentetik veriyle saldırı yapıyorum. Senin yapman gereken aynı şey bu senaryoda. Ama odaklanmış bir şekilde. Sonra mesela benim cümlelerimden farklı notlar çıkardıysan ki umarım birileri not almıştır. Yoksa unutacaksınız tabii. Orada mesela şunu düşünebilirsin. Çok güzel üst üste sordun ya. Input validation. Ben bunu nasıl validate ederim? Şimdi saldırı kısmını bir test ettin. Nasıl çalıştığını gördün. 3-5 paper okudun. Tamam. O zaman ben nasıl validate ederim? Daha önce hacklediğin modeli alacaksın. Validasyon tekniklerini onun üzerinde uygulayacaksın. Hatta sanitization tekniklerini de uygulayabilirsin. Bir modelimiz vardı. Değil mi? Bu modele dışarıdan gelen verileri bilinçli olarak örnek verdim ya ben bu konuda. Dışarıdan perturbation eklenmiş olan aslında noisy data ile ben o CNN algoritmasına saldırıyorum. Fakat dedim ki bunu temizleyebilen yazılımlar var. Yani library'ler var yazılım dedim. O noisy data'yı orijinal veri içerisinden temizleyebiliyor. %90 küsürlerde falan. Bunları test edeceksin bu sefer. Mantığı böyle başla. Çok çok geniş girme.
Başka? Son bir soru daha varsa alabilirim. Sonra kapatalım. 3 saate geldik. Rica ederim. Tövbe. Bu seriyi zaten yayınlayacağız. Oraya bir baştan başlayın derim. Şöyle rahat rahat bir dinleyin. Hatta notlar çıkartarak dinlemenizi öneririm. En güzeli olur. Çünkü aralarda çok tecrübe aktarıyorum genel olarak. Rica ederim. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Herkese başarılar dilerim. Daha ileri ve düzenli çalışmalar için AI Seclab organizasyonunda Discord'a dahil olabilirsiniz. Zaman içerisinde olgunlaşır her şey. Aysun, Offensive Security en iyi nereden öğrenebiliriz? Bunu bizim Discord'da sorsan, hani en sonda sordun, son saniyede. Esat, teşekkürler. Çok güzel bir eğitimdi. Teşekkürler, Sümeyye.